İyisiniz inşallah. Sağ olun. <laughs> Merhaba. Bu e, şimdi şeyde Konevi'nin kitaplarını e, Konevi mi okuyorsunuz? Siz evet. Siz Beni okuyorsunuz. Tamam. Şey başla, kamera başladı mı? Başladı. öyle mi? Tamam. Peki. Bismillah. Şimdi Mantık Kutlar 2018 e, ilk program. Ocak ayı programı. Cümleten merhaba diyelim. Bu şey şeyde yani biraz hava şartları da olabilir. Biraz da bizim klasik düşünce okulunda şey yapıyoruz. E, kayıtlarda olduğu için şimdi insanlar şeye yöneliyor. Yani kayıtlardan dinlemeye yöneliyor. Ondan sonra ondan da yani bazı yani geçen seneden aşırı olduğumuz bazı yüzleri göremiyoruz diyelim. Her neyse şimdi kitaptan yani geçen e, şimdi 3 program yaptık. Bu iki programı Mantık-ı ilgiliydi bir programı da ben hani geleneksel şey Aralık ayında işte böyle Mevlana üzerine konuşuruz. Ee, geçen hafta şey geçen ay şey üzerine konuştuk. Mesnevi'nin girişi üzerine konuştuk. Yani bu üçüncü ders öyle oldu. Şimdi bu dördüncü dersten doğrudan kitapla ilgili yani hani şey Mantık-ı iki bölümünü veya bir bölümünü ne kadar okuyabiliriz biz tam bilmiyorum. Ee, bunu okuyacağız. Daha doğrusu bunu konuşacağız. Yani bu bu meseleleri üzerine konuşacağız. Yani doğrudan kitaba girmiş olalım Şimdi e, bu hani kitaptan bahsederken e, şimdi <laughs> buradaki yani, yöntem de biraz aslında klasik düşünce okulundaki yöntemimize de benziyor ama tam olarak onun gibi de değil. Yani böyle kitaba da değiniyoruz, kitaptan da, hani bazen cümleler okuyoruz ama ana fikir olarak şu, kitaptaki işlerinin ana temayı, ana konuları ele alıyoruz. Şimdi geçen mesela ikinci derste de zannediyorum, şöyle bir konuyu ele almıştık. Şimdi bir kitap yani Mantık Utair, Fednatar. İşte hamd ele, yani Cenab-ı Hakk'a övgü, ondan sonra Peygamber Efendimiz'e övgü böyle bir bölümle başlıyor. Bu genel bir adettir yani. Neden? Çünkü bütün kitaplar işte Kur'an-ı Kerim ve sünnet ekseninde şekillenir. İslam geleneğinde, İslam düşüncesiyle ilgili kitaplar. E Dolayısıyla şimdi kaynağın bir tafsif edilmesi lazım. Yani kaynağın açıklanması lazım. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim ve sünnetle ilgili böyle bir bahis açıklanır. Yani dolayısıyla şimdi İslam geleneğinde yani bir adam mesela Allah'a hamd ederek başlıyor, Peygamber'e salavat vererek başlıyorsa, yani bu sadece böyle nezaket cümlesi değildir. Yani daha fazla bir şeydir. Yani bilgi kaynağımız buradandır. Biz bu bilgileri buradan alıyoruz. Bir bakıma yolu tanıtmaktır yani. Bu yol Kur'an-ı Kerim ve sünnet yoludur. Bilgi kaynağı olarak ya da mesela Allah ve peygamber yoludur demek gibi bir şey yani. yani bu nedenle böyle başlanıyor. Ondan sonra şimdi ikinci bir kısım veriyordu. Orada bir husus anlatacaktım. Ondan sonra şeye gireceğim. Şimdi e, Peygamber Efendimizden sonra Feridun Attar dört sahabiye yani Peygamber Efendimizin dört büyük sahabisine özel bir yer verir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Şimdi biz bunun üçü üzerine konuşmuştuk kendi. Yani Hazreti Ebubekir üzerine, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman üzerine konuşmuştuk. Az çok hani bunlar zaten hani bilinen şeyler. Fakat şimdi birkaç şey ortaya çıkıyor. Birincisi şimdi Feridun Attar yani bir Müslüman akıl, bir Müslüman alim İslam tarihine baktığı zaman şöyle bir şey görmek istiyor. Bir, Peygamber Efendimiz bir kitap getirdi. O kitabın yorumuyla bir sünnet oluştu. Ve Peygamber Efendimiz bir ümmet inşa etti. Yani bir ümmet meydana geldi. Şimdi daha ilk nesilde yani ilk şeyde özellikle şimdi Şia ile burada çok tartışmalar oluyor. Şia'dan farklı şekilde yorum, Daha doğrusu Şia sünnilerden farklı şekilde yorumluyor şeyi. Şimdi Feridun Attar burada o sünni geleneğin yani eli sünnet geleneğinin bakış açısıyla mevzuyu ele alıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu dört büyük sahabiyi yetiştirerek aslında bir bakıma dinin rükünlerini ortaya koymuş oldu. Daha sonradan yani ortaya çıkan bütün yani İslam geleneği vesaire bu dört rüknün ya yani bu dört ayağın takipçisi gibi olmuş. Bunun üzerine konuşmuştuk. Şimdi hususi olarak bir noktanın daha üzerine konuşmak lazım. O da Hazreti Ali bahsi ile ilgili. Şimdi Hazreti ba Ali bahsini anlatıyor şey e, Feridun Hazreti Ali'nin dindeki yeri hiç tartışılmaz. Çok üstün bir yeri vardır. Ondan sonra neden? Şu, birkaç nedenle. Bir, ilk Müslümanlardan. Mesela Müslümanlar böyle kendi içerisinde ilk Müslümanlar tasvim edilirken mesela kadın olarak ilk Müslüman Hazreti Hatice'dir. Aslında burada şimdi şöyle bir teknik hata var. Yani cümleyi tam kullanmak lazım. İlk Müslüman bir kadındır aslında. Yani şimdi bu tavsif böyle yapılırken biraz yanlış anlatılıyor bu. Mesela ilk işte kadın Müslüman, yani şimdi kadın madın değil yani neticede ilk Müslüman yani. İlk Müslüman bir kadındır. Hatice, Hazreti Hatice'dir yani. Bunu anlatmak lazım. Bunun üzerine durmak lazım. Ve Hazreti Hatice'nin mesela şeyde Hazreti Hatice ile Peygamber Efendimiz'in ilişkisi o ilk vahideki ilişkisi Adem ile Havva'nın ilişkisinden biraz daha farklı. Yani ortaya çıkıyor. Yani şimdi Havva mesela o ilk suçu işlemede bir şey olarak hani katkı gibi yani bir destek gibi ortaya çıkıyor ve hava ve adem birlikte bir suç işliyor sonra birlikte tevbe ediyorlar. Şimdi o ilk kısım Hazreti Hatice ve Peygamber Efendimiz ilişkisinde gözükmüyor. Yani mesela Peygamber Efendimiz'i mesela kışkırtması gereken bir şey yok. Fakat Peygamber Efendimiz'i teselli edici olarak Hazreti Hatice ortaya çıkıyor ve bu bakın açısından ilk Müslüman aslında Hazreti Hatice'dir. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani hakikaten anlatmak lazım. İlk Müslüman Hazreti Hatice'dir. Şimdi Hazreti Hatice sonra mesela şimdi yine tasnif devam ediyor. İşte diyelim ki erkeklerden, yetişkin erkeklerden Hazreti Ebu Bekir diye böyle demeye gerek yok yani. İşte ikinci Müslüman diyelim Hazreti Ebubekir olabilir. Belki Hazreti Ali olabilir. Tam yani şeyini bilmiyoruz. Ondan sonra Hazreti Ali de çok genç yaşta yani 8-9 yaşlarına falan Müslüman oluyor. Bunun şimdi altını da çizmek lazım. Şöyle e, ben de şahsen hani biraz böyle taraf olduğum bir konu vardır. Bu yetişkinlik meselesi yani bu çeşitli anlatmaya çalışıyorum. Ve yani modern toplumda, modern dünyada e, özellikle çekirdek ailelerde çocukların çok geç yetiştiğini, çok geç olgunlaştığını ben savunuyorum. Yani bence bunun eleştirilmesi lazım. Mesela bu bakımdan şimdi hani konuşuluyor. Konu hep böyle evlilik üzerine falan konuşulduğu için tam anlaşılmıyor. Bir de bu Müslüman olma üzerine konuşmak lazım. Yani mesela diyelim ki 8 yaşında, 9 yaşında bir kişi Müslüman oldu. Yani bir de bunu, bunu da konuşmak lazım. Yani ve Hazreti Ali bir Müslüman kabul edildi. Yani işe bir defa buradan da bir bakmak gerekiyor. Yani sadece hani bunlar evlenebilir mi, evlenemez mi? Şimdi sadece buradan ele aldığımız zaman konu konu açıklanmıyor. Konu doğru bir yere gitmiyor. Yani bir defa başka eylemlerine bakmak lazım. Mesela bir bir gen yani bir çocuk diyelim ki yani işte 8 9 yaşında neyse yani 10 yaş fark etmez yani. Hani yani 18'e ermemiş olan bir çocuk Müslüman oldu. Yani ve din bunu kabul etti yani. Hani bu adam ilk Müslüman arasında mesela ilk 4 Müslüman kimdir sorusunun cevaplarına bir tanesi Hazreti Ali'dir ve Hazreti Ali bildiğiniz 8-9 yaşlarına Müslüman olmuş oluyor. Mesela şey de hani böyle İslam tarihini hakikaten insan şimdi çok yanılarak okuyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in diyelim, yatağına yatıyor. Şimdi o kaç yaşlarında? Ya i̇şte 18-19 delikanlı yani. Henüz daha delikanlı. İşte Mesela Bedir'de savaşıyor falan 20 yaşlarına. Yani 20-21 yaşlarına falan. Mesela Peygamber Efendimiz Darbekaya irtihal ediyor. Hazreti Ali 30 yaşında. Yani çocuk gibi yani. Yani hani bunlar bunlar anlamak lazım. Mesela tersine mesela Hazreti Hüseyin'le ilgili bir şey Hazreti Ali'nin hep böyle büyük olduğunu insanlar zanneder. Hazreti Hüseyin Hasan hep çocuk olduğunu zanneder. Halbuki öyle değil yani. Mesela dedim ki şehit edildiğinde işte 60'a yakındı mesela Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan mesela. Hani yani böyle işte kuzucuklarım, çocuklarım falan böyle ilahiler şeyler yazılmış falan. Onlar yanlış yanlış tabii, hatalı şeyler. Böyle değil yani. Hani yani yaş bakımından hani bir çocukluk yok. Şimdi Hazreti Ali'nin yani bu şeyini görmek lazım. Şimdi işte işte bir köle de Müslüman oldu da Zeyd hani Peygamber Efendimizin daha sonra bunlar tasnif edilirken yani insan farklı sınıflar açısından yani kadınlar işte erkekler işte çocuklar köleler vesaire falan gibi yani bu tarz tasnifler yapılıyor ama bu ikinci bir tasniftir yani ilk tasnifte şey bilmek lazım ilk Müslüman bir kadındır ve Peygamber Efendimiz'i e teselli eden kişi kadındır Hazreti Hatice'dir. O yani bulabilirseniz mesela internetten veya yani çeşitli yerlerden metni okumanızı tavsiye ederim. Yani Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimize söylediği cümleler gerçekten böyle bir yani şaheserdir. Yani o konuşma, ilk vahiy üzerindeki konuşma. Yani sen e, Allah seni hiçbir zaman yanıltmaz. Allah seni dalalete düşürmez diye başlayan bir cümlesi var. Çünkü sen yetimleri gözetirsin, işte fukara'ya gidersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Peygamber Efendimiz'in ahlaki hayatına, yani nasıl bir erdemi olduğuna, nasıl bir karakteri olduğuna atıf yapan bir şey vardı, konuşması vardı. Bu da çok enteresan. Yani e, 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 şimdi bakınız ee, bir ayetle bir vakanın irtibatını kurayım size. Mesela şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Ve enzir aşiretekel akrabin." En yakın akrabalarını korkut. Şimdi normalde bunu şimdi mevzuyu anlamayan kişi şöyle düşünür. Yani bu bir ka kabileciliktir, bir milliyetçiliktir. Hayır öyle değil. Bu nedir? Bu şu demek. Şimdi Hazreti İsa diyor ki kimse kendi köyünde çoban olamaz diyor. Yani en zor aslında insanın kendi akrabalarını korku yani kendi akrabalarına vahyi anlatmasıdır. Neden? E çünkü onlar gözünde sen yani yani o işte çocuk falan yani hiçbir zaman büyümesin yani. Hiçbir zaman yani büyümesin. Şimdi kendi akrabalarını korkutmak hakikaten bayağı bir iş yani. yani kendi akrabalarına vahiy anlatmak bayağı bir iş. İkinci mesele insanın en yakın çevresinden politik değil samimi bir şahitlik alması çok zor bir hadisedir. Yani insanın en yakın çevresinden. Yani diyelim mesela eşinize şahitlik edeceksiniz. Çok zor bir hadisedir. Yani diyelim ki mesela size mesela herhangi yani hani hayatınızda bir kez alışveriş yaptığınız bir yer size çok kibar, zarif bir insan diyebilir. Ama diyelim ki sürekli alışveriş yaptığınız yer sizin için çok zor şahitlik edebilir. Binanızdaki kapıcı sizin için çok zor şahitlik. Ama gerçekten sahici şahitlikten söz ediyorum. Yani politik olandan söz etmiyorum. Şimdi bu bakımdan Cenab Hazreti Peygamber'e en yakın akrabanı korkut deniyor. Şimdi bu bir vaka. Yani ne demek? Yani eğer burada onu yapabilirsen, yani en yakın akrabanla bunu yapabilirsen o zaman insanlar yani sana derler ki yani ya yani kötü bir şey yapsaydı çünkü düşmanlık oluyor mesela Ebu Leheb amcası düşmanlık yapıyor peygamberimize. O zaman bizim bilmediğimiz bütün ne var ne yok hepsini sayar. Yani ya bu var ya bu şöyledir çocukluğunda bir çocuk hastalığı geçirmiştir. Bilmem şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Aklı bazen gidip gelirdi falan. Ne var ne yok. Bütün aile sırlarını dışarıya döker. Dışarıya dökemeyince yani Hazreti Peygamber'le ilgili kimse bak düşmanlık edildi. Mesela Ebu Lehet pe Peygamber'imize düşmanlık etti. Düşmanlık etmesine rağmen kimse Peygamber Efendimiz'in hani şöyle diyeyim ben yani cemaziyel evvelini ortaya dökemediği için çünkü böyle bir cemaziyel evvel yok. Dökemediği için o zaman Peygamber Efendimiz hakkındaki güvenilirlik pekişti. He. Şimdi bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de karısının şeyi. Mesela hani karısı şöyle diyebilirdi ya, ya olur yani bunu ciddiye alma falan filan diyebilirdi. Yani orada hakikaten iki tane yani yani peygamberimiz zaten peygamberimiz Hazreti Hz. de hakikaten öyle bir duruşu temsil ediyor ki yani yani böyle bir metin ortaya çıkıyor gerçekten bir bir klasik ortaya çıkıyor yani sen işte çocuk çocuğa bakarsın sen insanlara şey yapma sen kimsenin malına göz koymazsın. sen şöyle eminsin, sen vefalısın, sen şusun busun. Allah seni dalalete düşürmez. Yani sen cinlenmesin sen bilmem yoldan çıkmasın şu olmaz, bu olmaz vesaire diye böyle müthiş bir konuşma yapıyor. Ondan sonra da amcasına gidiyor işte. Varaka bin Nefer'e gidiyor falan. Velhasıl. Şimdi <laughs> bu bakımdan şimdi Hazreti Ali ilklerden bir tanesi. Yani ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Belki de işte Hazreti Hatice'den sonra ikinci. Bilmiyoruz yani sayısını bilmiyoruz ama. Yaşı 8-9 yani. Veya hadi bilemedin 10 olsun ama ondan fazla değil yani. Yaş, yaş itibariyle. Bunun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de yani bu konu konuşulurken meselenin sadece hani bir evlilik meselesi olmadığını yani yani mesela Diyanet dese ki ya çocuklar işte 8 9 10 yaşında yani din onlara bir şey söylemeye başlar dediğinde herkesin aklına bu evlilik meselesinin gelmemesi lazım. Mesela pek, yani temiz çağ diye bir çağ vardır. İnsanlar yani şer'en yani henüz mesuliyet oluşmamıştır. Şer'en mesuliyet blue'la birlikte başlar. Yani akil ve bali olmakla birlikte başlar. Yani biyolojik yetkinlikle birlikte başlar. Tamam mı? Yani şey, şey, böyle. Fakat bunun böyle olması bir insandan hiçbir şey beklenmeyecek anlamına gelmez. 7 yaşından itibaren insan doğru davranışlar yapması lazım. Yani mesela 3 yaşındaki bir çocuk şunu düşürse kırsa bir şey demez ona. Ama 5 yaşındaki çocuk yaparsa buna bir şey deriz yani. 7 yaşındaki çocuk yaparsa kızarız ona. Yani çünkü temiz çağına gelmiştir yani. Şimdi böyle sürekli erteleyerek yani çocukların gelişimini sürekli erteleyerek onları hayattan dışarıya itme bu doğru bir şey değil. Yani İslam'ı kabul edeceği bir şey değil. Bu, 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 Şimdi Hazreti Ali bu bakımdan önemli bir örnek. Yani ilk Müslüman olan diyelim ki ikinci kişi belki üçüncü kişi bilmiyoruz. Bir çocuk yani bunu, bunun altını çizelim. Şimdi devam edelim. Daha sonra işte Peygamber Efendimiz'in ailesinden olmasından kaynaklanan bir takım durumlar ortaya çıkıyor. İşte ehli beyt meselesi ortaya çıkıyor falan filan. Şimdi bakınız. Müslümanların bir kısmı yani bu Şia kanadı ehli beyte özel bir önem veriyor. Şimdi bunda bir yanlışlık var mı? Yok. Nereye kadar yok? Sevmeye devam ettikleri sürece. Tamam bak sevme Fedin bakış açısını anlatıyorum. Tamam. Sevmeye devam ettikleri sürece bunda bir yanlışlık yok. Yani diyelim ki mesela konuşuyoruz. Mesela bir adam dedi, ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Güzel işte. İşte biz de mesela Hazreti Bekir'i de seviyoruz. Ali'yi de. Yok ben Ali'yi daha çok seviyorum. Olabilir. Bunda bir problem yok. Ama bu cümleyi şöyle tamamlaması lazım. Hani Ali'yi de seviyorum. Peygamber'i seviyorum. Sahabeyi seviyorum. Yani neden? Çünkü ben sahabeyi tanımadım. Mesela Hz. Ebu Bekri hiçbirimizi tanımadık. Ali'yi de tanımadık aslında. Fiilen tanımadık. Neden seviyoruz? Şundan dolayı seviyoruz. Bir değer temsil ediyor. Nedir o? Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki La feta illa Ali demiş. Yani delikanlı dediğin adam, yiğit dediğin adam öyle önüne gelene tokat atan, bağıran, çağıran falan filan yani böyle bir yani vahşi hayvan değil tam tersi nefsine hakim olan adamdır. Delikanlı buna denir. Tamam yani delikanlı bu demek. Yani hani şimdi konuşuyor mesela bu kadın mesela yani kadına şiddet konusu sadece kadına yani ülkede şiddet var yani insanlar birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Yani yani ben böyle hani bir şeyin sadece bir yönden öne çıkartılmasını çok hatalı bulurum. Yani kadına şiddet. Ya yani kadına şiddet erkeğe şiddet caiz mi yani? Bir söz olur mu? Çocuğa şiddet caiz mi yani? Hani işte okulda şiddet caiz mi? Yani bilmem nerede yani yani her bakımdan yani şiddet kötü bir şeydir yani. Yani kimsenin kimsenin üzerine şiddet uygulama hakkı yoktur yani. Yani insansak birbirimize emanetiz, Allah'ın emanetleriyiz. Herkes birbirine yani yani doktora da şiddet olmayacak ama doktor da hastasına şiddet uygulamayacak. Mesela yani neyse yani her bakımdan şiddetten arınmış. Yani Peygamberimiz diyor ki zulmetmeyin, zulme uğramayın diyor. Yani zalim de olmayın, mazlum da olmayın. Yani muyum? Yani şimdi böyle bir prensip var. Şimdi bu bakımdan yani biz, biz şimdi şey tanımıyoruz. Yani biz mesela Hazreti Ömer'i tanıdığımız için sevmedik. Hani biz mesela Hazreti Osman'a değil mi? Yani haya ile muttasıf, haya vasfıyla biliniyor. Biz onu tanımadık. Yani, yani hiç aramızda mesela Osman'ı gören yok. Ömer'i göre. Ömer adaletle marufmuş. Gören var mı aranızda? Yok. Duyduk. Yani öyle söyleniyor. Ne söyleniyor bak? Ne söyle burası söyleniyor. Ne söyleniyor? Ömer çok adil birisiymiş. Mesela çok adil birisiymiş, tamam mı? Yani diyelim ki mesela hayvanına yani kölesiyle birlikte binerken münavebeli biniyorlarmış. Yani hayvan benimdir demiyormuş. Yani adalet bunu gerektiriyor tamam mı? Mesela dedim ki mü, şey geldiği zaman ganimet malı geldiğinde yani şu bardak ben fazladan alayım demiyormuş. Şimdi adalet bu demek tamam mı? Biz şimdi bu davranışı seviyoruz. Niye seviyoruz? Çünkü biz de aslında öyle olmak istiyoruz. Yani biz olmak istediğimiz hali onda gördüğümüz için onu seviyoruz. Yani yoksa yani kimsenin hani Ömer diye bir şeyi yok da yani Fenerbahçe'yi tutar gibi tutmuyoruz. Galatasaray'ı tutar gibi tutmuyoruz. Trabzon değil mi de arada yani şey olmasın bir de. Yani Trabzonspor tutar gibi tutmuyoruz yani. Ondan sonra e, şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman şimdi Hazreti Ali'yi niçin seviyoruz? Bu önemli. Hazreti Ali'yi taşıdığı değerlerden dolayı seviyoruz. Şimdi soru şu. Eğer biz Ali'yi değerlerden dolayı seviyorsak o değerleri her kim başka taşıyorsa onu da seviyor olmamız lazım. Yani madem biz değerleri taşı seviyoruz. Yani, yani biz aslında merhameti seviyoruz tamam mı? Biz adaleti seviyoruz. Yani bizim için mesela yani şöyle düşünelim. Yani insan diyelim ki hani ya, yani şu şekilde düşünün. Diyelim ki bir bina. Böyle kasnak yani yapılmış. Yani sadece böyle bir iskelet bina. Bunun bir önemi yok ki. Yani bunun duvarları yapılacak. Şu işte sağa solu yapılacak. Şöyle olacak böyle olacak falan. Ama diyeceğiz. Aa bu bir daire oldu. Şimdi biz buna otururuz diyeceğiz. Şimdi insan böyle bir iskelet. Yani biz bir iskelettin yani anlamayız ki yani anlamayızken ne ki yani yani ne ne edeceğiz yani rüzgar oradan girer, buradan çıkar yani. Bu bu şey değil ki. Ama şimdi buna eğer değerler yerleşirse bu iskelet bir daireye, oturulabilecek bir meskene dönüşür. Biz bu meskeni seviyoruz. Şimdi insan bizim için böyle. Şimdi bizim için mesela Alt mesela deyin ki Ali'nin ben size de deyim ki mesela Ali Hazreti Ali mesela on kardeş. Bildiğim kadarıyla Cafer Tayyar işte Müslüman başka var mı bilmiyorum. Misal Belki on kardeşte de değildir. Diğer sekizini mesela biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Yani, yani, yani çok önemli değil yani. Bize ne yani, yani, tamam mı? Ama Ali niye bize ne diyemiyoruz? Çünkü Ali'den ortaya çıkan değerler var. Nedir o? Fütüvvet. Fütüvvet ne demek? Fütüvvet demek şimdi şunu mesela normal şartlarda ben içerim. Kırk tane ise bir tanesini de zekat olarak veririm. Bu normal bir insanlık seviyesi. Fütüvet şu demek. Şimdi bunu ben içeceğim ya diyelim ki yani çok susadım. Bunu ben içeceğim ya. İçmiyorum ama sen iç diyorum. Fütüvet bu demek. Ortada bir tane var ve ben bunu sana veriyorum. Fütüvet bu demek. Şimdi Ali Ali bunu temsil ediyor. Yani yani Ali sevmek bunu yapmak demek. Yani şu bir tane bunu ben sana veriyorum demek. Ali yani fütüvet bu. Yani bir canım var mesela. Peygamber için yatağına yatıyorum ve ölümü gözü alıyorum. Ali bu demek. Yani başka bir Ali tarifi yok. Mesela diyelim ki velâ's-seyfe illa zülfikar. Tamam mı? Yani zülfikar'dan başka bir kılıç yok. Ne demek? Yani diğerleri diğerleri ne? Diğerleri teneke. Bu kılıcın özelliğine, bu kılıçta merhamet var. Bu kılıçta adalet var. Bu kılıç nes için kalkmaz demek, tamam mı? Ya yani öteki ötekiler teneke. E, o yok ya çin malı, bilmem ne malı falan. Ya yani ne olursa olsun yani teneke yani. Bu bu demek. Şimdi konuları iyi görmek lazım. Şimdi Attar demek istiyor ki diyor ki, yani diyor, Ali niye seviyorsunuz? Şimdi etinden kemiğinden seviyorsanız yani o zaman yani, yani, gidin başka kişileri sevin yani. Et kemik meselesi değil bu. Yani kan meselesi değil. Nedir? Bu bir değer, erdem meselesi. Şimdi değer ve erdem meselesiyle sevmek ise sevmekte sorun yok. Ne kadar? Sevebildiğin şey kadar. Peygamber yapmamak üzere. Sınır orada. Bir, iki, dikkatinin bütünüyle ona teksif etmemek üzere. Çünkü bu dindarlık şeye müsaade etmiyor. Stadyumdan alkışlamaya müsaade etmiyor. Yani oturalım mesela Ali 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 filan demeye müsaade etmiyor. Dindarlık buna uygun bir şey değil dinarda senin yola girmen lazım. Yani Ali diyelim ki o kadar meziyetler tevarüs etti de sende ne var yani? E ben Ali'yi sevdim, alkışladım falan olmaz yani. Senin de yola girmen lazım. Neyse. Şimdi bir yerde iş tıkanıyor. Bir yerde iş tıkanıyor. Ferinatlar bunu çok iyi görüyor. Diyor ki: Konun başlığı taassup. Tamam taassup. Şimdi taassup şu demek eee Bizim e, Sayın Yeprem Hoca vardı, var hala. Allah selamet versin, sağlık, afiyet versin hocamız. Hakikaten böyle, böyle şey hocalarından birisidir yani. Müstesna hocalarından birisidir. Ben kendisinden dinlemedim de. E, yani biz şimdi diyelim ki fakültelerin okurken mesela bir hocanın dersine giriyoruz. Diğer hocanın da başka arkadaşlar var. Yani bir araya geldiğimiz zaman hoca şunu dedi, bunu dedi falan birbirimize aktarırdık sözleri. Öyle aktarılan bir sözünü hatırlıyorum. Yani değil mi? Yani 88'lerden yani aşırı, 30 ve 90'lardan diyelim. Yani 28 sene önce bir sözden yani aklıma kalmış. Şöyle bir cümle söylemişti. Sevgi cehaletle birleşirse taassup meydana gelir. Sevgi bilgiyle birleşirse samimiyet ve ihlas meydana gelir. Tamam bak sevgi cehaletle birleşirse taassup meydana gelir. Yani cahil insan severse mutaassıp olur. Alim insan severse, bilgili insan severse samimi ve ihlaslı olur. Şimdi bu çok önemli bir tariftir. Tamam mı? Yani tekrar edeyim. Cahil adam severse yani var ya hani var yani şimdi hani ölümüne sevmek var ya hani, hani ya benimsin ya kara top. Ya niye öyle olayım? Yani niye kara toprağın olalım? Nereden çıktı şimdi? Konu buraya nereden geldi yani falan ama şimdi adamla yani toplam 30 tane kelime var yani. Sağdan bak o yani nereden buraya geldik yani tamam mı? Yani ya benimsin ya kara toprağın falan şimdi. Bö, bö, adam şimdi böyle bakıyor. Yani sevmeyi böyle bir şey zannediyor. Şimdi bu nedenle şimdi hani do doğru cümle bu. Cahil severse mutasip sever. Yani başka hiçbir şey görmez. Yani odaklanır yani hani kör yani hani bir, bir, bir bu bakımdan böyle bir sevme biçimi insanı körleştirir. Ama alim alim ne demek? Yani alim hani ulema anlamında söylemiyorum. Niçin sevdiğini bilen kişi severse buradan samimiye çıkar. Şimdi Ferdinandlar kitabın tam bu noktada sında konuyu bu şekilde alıyor. Diyor ki şimdi ali mesela ali bir sevgi konusudur dinde. Yani ehlibeyt sevgisi Hazreti Ali Efendimiz yani böyle şimdi arada bir e sağda solda da insanlar eleştiriyor beni. Niye eleştiriyor? Doğrusu <laughs> ben anlamıyorum. Ee, şimdi yani hep Hazret şimdi yani normalde benim cümlem Hazret Ali'dir. Yani radıyallahu an işte keramallah ve çevresi. Ama şimdi konuşmaya devam ediyoruz. Yani, Ali diyoruz yani hani. Yani bir önceki konuşmaya atıpla Ali diyoruz falan. Ondan sonra bazen de, hani böyle söylüyorum ama bazen de böyle çok yakınlık hissettiğimde doğrudan Ali derim yani. yani o da ayrı bir hikaye. <laughs> Ondan sonra e, şeyin e, neyse. Şimdi Hazreti Ali'nin böyle bir sevgi şeyi var. Yani Ehli Beyt'ten dolayı Ehli Beyt'e meveddet diye bir bahis var. Hazreti Ali en sevilenlerde. Bir de Peygamber Efendimiz'in hadisleri var vesaire. Fakat şimdi iş geliyor şurada odaklanıyor. Nedir o? Şimdi Ali'yi seviyoruz ama niçin sevdiğimizi aslında bilmiyoruz. Şimdi bunu günlük hayata tatbik edebilirsiniz. Mesela bir sürü sevdiğimiz insan var ama aslında niçin sevdiğimizi bilmiyoruz. Niçin sevdiğimizi bilmediğimiz durumlarda sevgi mutlaka tahassuba dönüşür. Mutahassıplığa dönüşür. Şimdi işin bu kısmını Hoca söylemedi. Yani şu kısmını ben söyleyeceğim. Daha doğrusu ben kendi yorumumu aktaracağım. Şimdi taassupla samimiyetin nasıl bir farkı var? Attar'ın bakış açısıyla söylüyorum. Taassup geride yani bize miras olarak sevdiğimizin dışındakilerden yüz çevirmeyi getirir. Yani bir kişiyi o kadar çok severiz ki başka insanlara sevme gücümüz kalmaz. Yani yoruluruz o sevmekten. Ve başka bir insanı sevmeye gücümüz kalmaz. Günlük hayatta herkes bunu yaşamıştır. Yani bunu bilip yani ben biliyorum da hani siz de biliyorsunuzdur yani herhalde. Yani bir kişiyi o kadar çok seversiniz ki. Yani bir başkasına şey kalmaz yani mesela bir müziği o kadar çok dinlersiniz ki başka müzikleri dinleyemezsiniz. Yani yorar sizi o tamam mı? O sevgi sizi yorar. Şia gerçekten tam da böyle yapmıştır. Yani ve bu şimdi Attar tabi İran bölgesinde yaşamış. Farsça yazıyor. Şii bölgelerde yaşıyor ve orada bir yanlışlığı görüyor. Yani diyor ki ne güzel diyor hani şimdi peygamberin sahabesini seve, sevmek varken peygamberin sahabesinin sevgisinden peygambere doğru gitmek varken bu taassup nereden ortaya çıktı? Nereden çıktı? Cehaletten ortaya çıktı. Yani insanlar aslında Ali niçin seviyoruz da cevap bulamadılar. Problem bu. Bunu ben şimdi hani Ali Üzer, Hazreti Ali üzerine anlatıyoruz ama bence bu günlük hayata tatbik edilebilir. Yani hemen herkes kendi hayatında bu karşılığını bulabilir. Yani e, yani çok daha böyle teferruatlı da anlatabilirim bunu yani. Hani şimdi bir şey seviyorsak bu sevginin bilgilice ya da cahilce olup olmadığının delili neticesi nedir sorusunda bulunur. Eğer neticesinde mesela nefret ortaya çıkartıyorsa neticesinde mesela sevdiklerimizi azaltıyorsa tamam yani o zaman bu bilgi yani bu sevme doğru bir sevme değil Atlar'a göre. Fednatarı bu doğru yani doğru bir sevme yolunda değiliz. Nedir bu? Bu cahilce bir sevmedir. Yani taassup çıkıyor. Samiyet çıkmıyor burada. Gerçekten de tam böyle yapmıştır şey Şia tevellayı yani Ali'yi dost edinmeyi, Ali'yi sevmeyi teberra ile perçinlemek istemişler. Yani sevmek yetmemiş, Ali sevmek yetmemiş. Ali'den dolayı bir de nefret edelim diye bir cümle eklemişler meseleye. Yani bizim yani yani Ali sevmemiz yetmez ya. Bir de Yezi'de kızacağız. Bir de Muaviye'ye kızacağız. Bir de ötekine kızacağız. Ondan sonra mevzu büyümüş. Ona kızacağız, buna kızacağız. Yani bir sevme kelimesi yerine 10 tane şey. Yani böyle bir şey ortaya çıktı. Bunu tekrar ediyorum. Attar bunu anlatıyorsa mevzu sadece Ali meselesi değildir. Attar bu meseleyi anlatıyorsa insanların sevme meselesindeki probleme dikkat çekiyordur. Yani bize şunu diyor. Diyor ki insan diyor. Yani sevmek çok yüceltilmiş bir kelimedir. Yani bütün toplumlarda, bütün kültürlerde çok yüceltilmiş bir kelimedir. Ama şimdi neticesine bakalım. Yani misal diyelim ki biz şimdi hani bir milletteniz. Yani bir mensubiyetimiz var. Bu milleti seviyoruz. E şimdi bu milleti seveceğiz diye yani yeryüzündeki bütün herkesten nefret mi edeceğiz? E yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bütün herkesten nefret mi? Ya o kötü, bu kötü, o düşman falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Biz mesela şimdi mesela annem babam ailemi seveceğim. Yani şimdi çevredekilerin herkes düşman benim ailem mi iyi? Yani böyle bir saçma şey olur mu? Bir hocayı seveceğim tamam mı? Yani o hocayı sev yani sevmek yetmez. Yani şunu gibi düşünün. Yani adamı diyelim ki Himalaya'ya çıkartmak yetmez. Öbürünü de işte Guyam Çukuru'na mı indirmemiz lazım? Yani böyle bir şey midir? Şimdi Feridun diyor ki seviyorsak yani birisini seviyorsak ondan dolayı da severiz. Hani meşhur Dik, e, gülden dolayı dikene katlanmak ya da dikene desevebilmek bu buradan çıkıyor. Yani eğer biz şey yapabilirsek mesela gülü gerçekten seviyor muyuz? Bu gülle ilişkimizde ortaya çıkmaz. Dikenle ilişkimizde ortaya çıkar. Yani hakikaten yani şeyin atların öyle muazzam bir şeyi var. Velhasıl şimdi devam edeyim tekrar. Atlar diyor ki şimdi e, Ali Ali'den dolayı diyor. Yani Ali'yi sevmekle yetinemediniz. Buna şey eklediniz. E, öteki sahabeye kızmayı eklediniz. Yani Ebu, Hz. Hazreti kızdınız. Ömer'e, Osman'a ve diğer sahabeye kızdınız. Niye kızdınız? Ali'nin hakkı yendi. Şimdi orada çok bence çok zekice bir tahlil yapıyor. Diyor ki Ali'nin hakkı yendiyse ve bu Ali'nin kişisel hakkı değil de dini bir hakkı ise yani dini yani dini bir görev ise kişisel olsa mesela diyelim ki yani elindeki bardağı yani aldık. Zaten Ali verir onu yani. yani bunu, bunu konuşmaya gerek yok. Yani cebindeki harçlığı aldık. E zaten verir ya. Yani. İstesin zaten verir. Hani şimdi meşhur bir hikayedir. Ee, i̇şte bir hamala bir şey taşıtıyor da Hazreti Ali. Yani olay karıştırabilirim hafif. İşte şeye geliyor adam çalıyor yani. İpi çalıyor çünkü. Şimdi ipin çalınması ne demek? Şimdi bunu biz anlayamayız. İpin çalınması şu demek. Adam şimdi onunla ticaret şey yapacak yani yük taşıyacak. Yani odun taşıyacak. Anlatabiliyor muyum? Yani yani bir bakma tezgahın çalınması gibi bir şey yani. Şimdi tez şey çalıyor. Ya Hazreti Ali diyor ki Allah Allah diyor. İnsan diyor enter ne enteresan enter diyor. Ben de niyet etmiştim diyor bunu ona bağışlayayım diyor. Ama diyor aceleciliğiyle diyor helali haram kıldı diyor. Ha şimdi Hazreti Ali böyle yani yani kişisel mal mülk meselesi olsa zaten verir. Şimdi hatta diyor ki fakat diyor eğer diyor mevzu dini ise dini bir görevse çünkü onlar şia öyle söylüyor. Dini bir görevdir diyor. Pe Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz'in yerine geçmesi dini bir görevdir. Eğer bu böyleyse o zaman Hazreti Ali'de hakkını yani dinin hukukunu müdafaa edemedi demektir. Yani siz aslında Hazreti Ebu eleştirmiş olmuyorsunuz. Siz Hazreti Ali acziyetle suçluyorsunuz Ali'yi. Ötekileri ise gaspla suçluyorsunuz. Ama ikisini birden ortaya koyunca yani peygamber geride ne bıraktı? Bir acizle bir gasıp bıraktı gibi oluyor. Tamam Yani ne kaldı yani peygamber efendimizden bize geride ne kaldı? Bir aciz bıraktı. Yani bütün her şey ona. Yani dedi ki bunun yolundan gidin ama yoluna gidin dediği kişi aciz. Kendini koruyamıyor, müdafaa edemiyor. İyi, e, iki. E, peygamber efendimizin bıraktığı diğer kişiler e, onlar da gasıp, gasp etmişler. Bunun hakkını gasp etmişler. E, şimdi peygamber efendimiz yani Cenab-ı Hak huzuruna ne oldu? E, ya, yani ne ya, ya Rabbi yani geride işte kim falan gibi. Hani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir şey bırakmamış değil, çok tehlikeli bir şey bırakmış. Çok tehlikeli yani hani bir şey bırakma. Ya yani öyle peygamberler var mesela deyin ki Nuh peygamber işte ki, çok az kişi iman etmiş. Yani bir kişiye mesela hani iman etmemiş olmak o peygamberin kemaline bir noksan değil. Ama şimdi peygamber Efendimiz bırakmış mesela. Sahabem diyor mesela. Yani benim sahabem diyor. Şimdi benim sahabem diyor mesela yıldızlar gibidir diyor. Ondan sonra mesela benim sahabim işte bilmem işte ahiretimiz en kalabalık benim sahabimdir diyor. Tamam mı? Böyle şimdi hadisler var. Yani peygamberimiz yani şey demiyor yani böyle eee hani yok yani ne yapalım hani sıfır yani böyle bir şey demiyor. Yani karamsar değil. Tam tersi şey yapıyor yani peygamberimiz yüceltiyor yani. Daha doğrusu sahabenin vasıflarından, meziyetlerinden söz ediyor. Şimdi eğer böyleyken, hal böyleyken o zaman şimdi Şia'nın bu bakış açısı Attar'a göre Fethi'nin Attar bakış açısıyla o zaman bu şey, şey oluyor yani e, ee, iki yani sahabenin iki geleneğinde bir noksanlık bulmak demek. Biri korkak, hakkını müdafaa edemiyor. Öteki gasıp, o da ötekinin hakkını. Diğerleri, e, onlar da şahit olmuş, onlar da susmuş. Yani felaket bir durum ortaya çıkar. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi konu bu. Öyleyse ne olması lazım? Şimdi burası önemli ve burası bizim günlük hayatımızı etkileyecek bir şey. Şimdi <laughs> bakınız. Ee, biraz hani bu konularda böyle yazı yazmıştım da var. Ee, sevgiyle e, daha doğrusu şöyle diyelim. Şöyle bir ifade kullanırım. Mesela her şey zıddıyla kaim. Çok zor bir cümledir bu. Yani her şey zıddıyla kaim. Her şeyi bir zıt nereden bulacağız? Yani nasıl olacak bu filan? Biraz zor bir konudur bu. Çok doğru da değildir yani. Çünkü mesela varlık var. yokluk diye bir şey yok ki. Yani yokluk diye bir şey yok yani varlık var mesela yokluk yok. Şimdi insanlar genellikle şöyle düşünür. Yani demek mesela sevgi var. Sevginin zıddı ne? Nefret. E buna ikisi bir bile. Yani sevgi varsa nefrette vardır falan. Şimdi dindarlık sevgiyi nefretin boyunduruğundan kurtarmak istiyor. Yani sevgiyi hakikaten büyütüp gerçek yapıp onu nefretin boyunduruğundan, tasallutundan kurtarmaya çalışıyor dindarlık. Dinet böyle. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim ki bunun şimdi farklı şeyleri var. Yani farklı örnekleri var diyelim. Mesela diyelim ki Ali'yi sevdik. Öyleyse şunu da sevmedik. Dindarlık buna müsaade etmiyor. Ali'yi sevdik. Öyleyse Ebu Bekir'i de sevdik. Osman'ı da sevdik tamam mı? İşte filanca yani. Yani sevdiğimiz çoğaldı yani. O kadar ki mesela sevmediğimiz çok azaldı. Yani sevgi öyle bir, yani şunun gibi düşünün. Mesela diyelim ki bir tarla düşünün. Bir tarlada kötü otlar ortaya çıkıyor ve şeyi yok ediyor. Yani esas e, mesela yoncayı yok ediyor. Tamam. Şimdi bu kötü olanın çoğalması. Bir de tersinden düşünün bunu. Yani öyle bir iyi bir şey var ki o çoğalıyor ve kötü otların alanını yok ediyor. Yani sevgi mesela e, ne demek istediğimi anlaması için bir örnek vereyim size. Galiba Rabiat Adeviye'ydi ve bir başka şey olabilir Sufilerden. Şimdi diyor ki <laughs> soruyorlar ona. Allah sevgisi hakkında ne dersin? Vallahi diyor kalbim öyle bir kapladı ki diyor yani kendimden de haberim yok diyor. Bunu sorduktan sonra diyor ki peki diyor şeytan hakkında ne dersin? Şimdi şöyle, ne? İşte şey hiç aklıma gelmedi diyor. Şimdi Allah yani demek istiyor ki Allah'ın sevgisi kalbimi o kadar kapladı ki ortada boşluk kalmadı. Hem ortada boşluk kal. Bu gerçekten bu böyledir. Yani hani bu sevdiğimiz adamların yani Attar, Mevlana, Öteki, belki vesaire falan bunların şeyi anlatma tarzı böyledir. Yani sevgiden anladıkları bu. Mukabilinde nefret olmayan bir hal veya da duygu. Tamam Yani şunu seviyorum, şunu sevmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu 7 yaşında çocuk sevgisi. Ha yani mesela çocuk yani çocuğa derler. Annenim çok seviyorsun, babanın çok seviyorsun. İşte annem çok seviyor. <laughs> i̇şte babam falan tamam yani çocuk böyle konuşur. Yani 7 yaşına akıl akıllı olan böyle konuşur. Şimdi sevginin insanı yüceltmesi lazım, büyütmesi lazım. Tam yani büyütmesi lazım. Ee, büyütünce o zaman bu mütekabiliyet ortadan kalkar. Mütekabiliyet ortadan kalkar. O halde şimdi yani kitabın bu bu kısmına geçmiş olayım. Ee, taassup meselesini fednatların ele almasının sebebi bu. Bu cümle lütfen enzimize yani yerleşsin. E, ee, sevgi nedenini bilmezsek yani niçin seviyoruz? Yani şimdi bazı insanlar bunu böyle anlatırlar. Yani seviyorum ama yani seviyorum işte var mı diyeceğim falan gibi. Yani öyle değil. Mevzu öyle değil. Şimdi sevgi bir niteliği sevmektir. Yani bir vasfı sevmektir. Yani bir kişide gördüğümüz bir vasfı sevmektir. Mesela diyelim ki ee, ben şahsen mesela Yunus Emre'yi severim. Tamam. Şimdi neden severim? Merhameti çok iyi anlattığı için severim. O zaman şimdi cümle şu. Şöyle olması lazım. Bunu kim anlatıyorsa Yunus gibi seviyor olmam lazım. Ama eğer tutup Yunus'ta saplanırsam bu saplanma yani yani bu Yunus'tadır. Yunus'a münhasırdır dersem bu sevme biçimi zaman içerisinde mutlaka nefreti üretecektir. Değil mi? Şimdi bugün e, şeyde bu Fikriyat Dayanan'ın bir yazı vardı. E, orada şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki e, evrensellikle ilgili yani universal olmayla ilgili. Şimdi Müslüman dünya tabii çok şey. Yani hakikaten e, böyle başını yani kaldıramıyor yani diyelim hani. Ya belki o kadar kötü de değil durum ama hep öyle yani hani gördüğümüz hani baktığımız yerler böyle falan. Şimdi buna rağmen bakın buna rağmen ısrarla inatla böyle daha üniversal olmak gerekiyor. Yani insanlık, dünya, büyük meseleler falan böyle şeyler konuşmak gerekiyor. Şu cümle şöyle kurdum değil mi? Müslüman, İslam bir yeryüzü dinidir. Müslüman olmak ise evrensel düşünmek demektir. Şimdi eğer bir insan bu evrensel düşünme yani o noktaya doğru giderse o zaman sevgi yani böyle bir mahalle şeyinden çıkar ya da yani böyle bir horoz dövüşünden çıkar. Daha büyük, daha yüceltici, daha ihata edici, daha kuşatıcı bir kavrama doğru genişler ve seni de yürütür yani seni de oraya doğru taşır. Yani bugün hakikaten bizim zaman zaman burada konuşuyorduk yani anlatmaya çalışmışımdır. Çok ciddi bir kavramsal sorunumuz vardır yani kavramları doğru tarif etmiyoruz, kavramları doğru dolduramıyoruz falan. Bu konularda mesela en problemli kavramlarımızın başında sevgi kavramı gelir benim kanaatime göre yani 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 herhalde en yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi budur. Sev, sevmek nedir? Normalde işin hepimizin hayatında hem öznesi olarak hem mefulü olarak çok sevdiğimiz bir şey olduğu için yani insanlar mesela sevilmeyi çok severler. Mesela sevilmeyi o kadar çok severler ki sevmekten daha çok severler. Zaten işin yanlışlık buradan başlıyor. Yani mesela her mesela para işte bende mi olsun sende mi? E bende olsun daha çok isterim diyen. İşte bilgi e bende olsun daha çok isterim. İşte merhamet bende olsun daha çok isterim. Şu falan filan değil mi? Yani bütün yani bütün meziyetleri kendime istiyoruz. Sevmek söz konusu olduğunda sevilmek daha güzel. bir, bir seçme şey olur mu ya? Bu iyi bir şeysi. Sen de olsun yani öznesi sen ol demen lazım. Yani bu mevzuyu anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani hakikaten ben böyle derim mesela bir adam ben sevgiyi doğru anladım anlamadım. Bunun ölçüsü şudur Ahmet abi e, şöyle bakarım. Yani sevmeyi mi önceliyor sevilmeyi mi? Sevilmeyi. Geç anlamamış mevzuyu. Değil mi? Yani hakikaten mevzuyu anlamamış yani. Değil mi? Çünkü yani, şey, şey bu yani bunun üzerine kurulu. Şimdi geçelim yani bu konu herhalde anlaşılmıştır. İkinci bir bahse. E, doğrudan hani bu kuşlar meselesine giriyoruz. Şimdi hüdut diye bir kuş. Bu ismi çok duyacağız. Yani bu kitapta hudut kuşunu çok duyacağız. Ee, şimdi Hüdüt Hz. Süleyman'la ilintili bir kuş, irtibatlı bir kuş. Haberci kuş diye bilinir. Şimdi haberci olunca yani ne haberi getiriyor? İşte anlatıyor da kendisini. Ama ben size şimdi kestirmeden söyleyeyim. Şimdi buradaki kuşlar aslında ben geçen senin derslerde de anlatmıştım. Ee, buradaki kuşlar insanlar. Hüdüt ise peygamber. Bu kitap ise insanları peygamberin dine davet etmesi kitabı. Hikaye bu sanatçı gözle, sanatçı bakış açısıyla üslup değişiyor, kavram değişiyor, semboller değişiyor. Başka bir şekilde anlatıyor bunu. Ama hikaye yani şu kitabın hikayesi bir şey, yani deseniz ki mesela gidip bir yere deseniz ki bu kitap şeydir bir İslam tarihi kitabıdır. Kısmen doğru olur. Hadiseler yok yani kitabın içinde hadiseler yok da. Yani pe mesela Peygamber Efendimiz Mekke'de ortaya çıktı. insanları dine davet etti deseniz bu kitap doğru anlatıyor. Yani Attar bunu anlatmak istedi. Yani insanların yani kitabın ana fikri davettir, Allah'a davettir ve bu kitap bir çağrı kitabıdır. Şey bu yani e, ana fikrimiz bu yani bunu iyi anlamamız lazım ve kitabın hiçbir aşamasında hiçbir noktasında bunu unutmamamız gerekiyor. Bu kitap bir çağrı kitabıdır. Bu kitap bir davet kitabıdır. İnsanlar burada Allah'a davet ediliyor. Dolayısıyla şimdi konu ne kadar sembolik olursa olsun konu ne kadar böyle e, işte şiirsel veya tahayyül işte noktalarına taşınırsa taşınsın ana fikri unutmayacağız. Yani buradaki ana fikir e, bir peygamberin insanları Cenabı ı Hakk'a davet etmesidir. Şimdi film, şeyin öznesi kitabın öznesi kim ise o peygamberi temsil ediyordur. Burada kitabın öznesi hüdüt kuşudur. Hüdüt. O zaman şimdi hüdüt Hazreti Peygamberi temsil ediyor. Ya da geriye doğru gidelim. Peygamberleri temsil ediyor yani mesela Nuh Aleyhisselam zamanında Nuh Peygamberi temsil ediyor, Adem Adem temsil ediyor, Süleyman Peygamberi temsil ediyor yani hüdud kuşu bu demek. Şimdi hüdudun derdini bunu şimdi bazı çok hoş cümlelerle anlatıyor. Şimdi şöyle bir cümle var yani diyelim ki mesela bir benzetme yapıyor. Şimdi kuşlar topluyor, konuşma yapıyor. Şimdi diyor ki herkesin bir padişahı var. Bizim de bir padişahımız var. Şimdi biz kimiz? Biz bu ormanda yaşayan kuşlar. Orman neresi? Dünya. Herkesin bir padişahı var. Bu dünyanın da bir padişahı var. Sahipsiz değiliz. Tamam sahipsiz değiliz. Şimdi kitap buradan başlıyor. Biz sahipsiz değiliz. Bizim bir padişahımız var. Fakat şimdi kendi durumunu anlatıyor. Diyor ki bir benzetme yapalım. Bir padişah var bir de ordusu var. Askerleri var. Diyelim ki mesela biz onun askerleriyiz. Orduyuz. Ayet de söylüyor mesela. Yani göklerin ve yerin orduları diye ayetler var. Her şey mesela Allah'a hizmet eder. Yani her şey onun ordularıdır, askerleridir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şimdi bu tarz ayet kelimeleri şu bakımdan anlamak lazım ve akılda tutmak lazım. İslam'da şimdi cihat deniyor, savaş deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama bu nasıl bir savaş? Yani 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 bu yani, öyle yani bu savaş öyle bir anlatmamız lazım ki. Yani bunun içerisinde hepimiz dahiliz. Hepimiz askeriz. Yani demek ki başka bir savaş var. Yani yaşamanın kendisi bir savaş gibi anlatılıyor. ya yani konular çok doğru anlamak lazım. Neyse. Şimdi bir cümle söyle çok hoşuma gidiyor orası. Diyor ki müdür. Fakat diyor ben diyor şöyle birisiyim diyor. Benim işim diyor askerli değil diyor. Ahaliyle bir işim yok diyor. Benim işim Allah'la. Padişah'la. Tamam yani ben padişahın adamıyım. Sizinle bir işim yok. Yani siz şunu mu yaptınız? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Yani derdim siz değilsiniz. Yani aklıma siz gelmiyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir konudur. Ve nübüvvetin getirdiği bilginin temelinde bu vardır. Derdimizin Allah olması. Yani derdimiz yani as yani, yani, birbirimiz değiliz. Tamam değil Yani derdimiz mesela asker değil. Yani derdimiz ordu değil. Derdimiz ahali değil. Sokakta falan yani bu değil. Der dert ne? Dert Allah. Allah düşünmemiz gerekiyor. Yani mevzu bunun üzerine kurulu. Şimdi hatta şey diyor ki, Hüdud diyor ki, ben diyor bütün yani kuşlar içerisinde benim ayrıca özelliğim bu. Mesela hepsi gidebilir, kaybolabilir. Valla mesela ben yani şimdi ben diyeyim kaybolabilirim yani yani mesela sıradan birisim. Hüdud ben öyle değilim diyor. Ben padişahın yanından ayrılamam diyor. Şimdi bir de bu nübüvveti anlatmak demek. Şimdi bakınız din üzerine konuşmak aslında nübüvvet üzerine konuşmaktır. Peygamberlik üzerine konuşmaktır. Nübüvvet kelimesi Arapça bir kelime. Bir kelime daha kullanılıyor. Risalet kelimesi kullanılıyor. Risalet ya da resul elçilik demek. Mesela resel bir şey uzanmak yani elçilik yani yani buradan bir yere şey olarak gidiyor. Yani hani benden ona bir şey uzuyor. Tamam? Allah'tan bize bir ip sanki yani böyle bir şey sarkıyor, bir şey uzuyor, tamam mı? Risalet bu demek. Aynı zamanda da mektup demek. Yani mesela şu mektubu yazıyorum gönderiyorum. Buna da Risale denir. Şimdi peygamber Resul. tam yani peygamberimiz Resul. Yani Allah'tan bize geliyor. Bizden Allah'a gitmiyor. Yani, yani biz Allah'a bir şey göndermiyoruz. Allah'tan bize geliyor. Şimdi birinci mana buradan. Bu Resul kelimesinden geliyor. İki, ha, Türkçedeki şey peygamber. Bu Farsçadan gelir. Orada da mesela peyam haber haber getiren ber işte haber getiren götüren demek tamam mı? Nereden haber getiren? Allah'tan haber getiren. Peygamber kelimesi tam olarak nebi kelimesinin karşılığıdır. Yani nebi, nebi kelimesi yani Arapçada nebi Arapça, Resul Arapça, peygamber Türkçe. Ay e, özür dilerim Farsça. E, Türkçe dahi olabilir yani bilmiyorum da. Hmm. Yok şunun için söylüyorum. Türkçeleşmesi şöyle İran çok karmaşık bir yerdir. Yani İran'da ne yani İran hakikaten bir imparatorluktur yani. Ile evet. Ile Olmaz mı? Yani. Ha, pe ha. Yo, bedir yani, be. Yok. B'dir belki yani beyanlar ya. yani gibi falan ee, doğru doğru tamam yok beyan farsça ee, bazı öyle ibadet kelimeler şeyden geliyor yani farsçadan geliyor mesela oruç gibi işte namaz gibi Falan. Bir de bunlar böyle çok abartıyorlar. Geçen birileri vardı. Yani hakikaten ya bu ülkede yani insanlar şimdi böyle bir bilgiye ulaşıp da o bilgiyi soğukkanlı bir şekilde öğrenip onun devamında ne var, Ardında ne var, üstünde ne var, sağında ne var, solunda ne var bakmadan böyle mevzuya bir dalmaları var yani. Bir şey duydu mesela işte. Bir tanesi vardı. İşte namaz kelimesi Farsçadan geliyor. İşte oruç kelimesi Farsçadan geliyor. Biz Müslümanlığı İranlardan öğrendik. Ne alakası var? Nereden çıkardın? E iki tane, üç tane üçüncüyü söylediysen söyleyemeyecek. Yani nereden çıkardın? Mesela namazda diyelim ki hani onlardan öğrendik. Namazın adı bu. Numun dedi. oradan gel, anladık. E, Elhamdülillah Rabbil Alemin Farsça mı? Allahu Ekber Farsça mı? Hacıların böyle e, yani, Türk hacılarla ilgili anlatılan bir şey vardır. Espri vardır. Kabe'ye gittiklerinde şey demişler yani her şey Arapça ama ezan en azından Türkçe. <laughs> yani bu bu çok sempatik geliyor bana. Yani ezan hakikaten her dildedir. Yani İslam dünyasının her yerinde hangi dil varsa ezan o dildedir yani. Yani Türkiye'deki ezan Türkçedir. Yani Allah-u Ekber diye başlayan ezan Türkçedir. Hay, mesela sala Türkçedir yani gibi yani. o, o çok hoş. Ama şey yani bir, şimdi bunu adam duymuş. Yani bir yerden duymuş. Tamam mı? Ya kardeşim bir altına bak, bir üstüne bak. Yani biraz biraz bekle yani. Şu bilgiyi elinde bir tut. Yani şey ama Ramiz İsmet Paşa demiş ki şeyde okumuştum. Şimdi diyor ki karar verdiğinde diyor dur diyor. 24 saat sonra diyor uygula. Bir düşün yani. Hani şimdi bu biraz şimdi Karadeniz mizacıma biraz ters geliyor ama ya yani mümkün değil yani Biz çünkü yani önce uygularız sonradan düşünürüz, karar veririz filan. Yani hani önce bir uygulamaya geçiyoruz yani. Ondan sonra düşünmeye başlıyoruz filan diyelim. Hani bizim şimdi mizaca biraz ters ama ama güzel bir söz. Yani hakikaten bir yani bir dur ya, bir dur. Şimdi adam bir şey duyuyor yani bir yerden duymuş. Hemen atlıyor işte Müslüman işte biz diyor Müslümanlığı İranlardan öğrendik. E kaç tane delilin var? Üç tane. Yani e, tamam bir zaman Şiirlik yok burada. Yani mesela biz yani Sünni nasıl olduk? Falan böyle yani ac acayip şeyler var. Yani, yani bu ülkede hakikaten e, yani insanlar e, yani biraz daha böyle soğukkanlı konuşabilseler ve her konuda konuşmasalar belki biraz daha güzel olacak. Neyse. Şimdi Simurg bu. Yani şey e, hüdut bu. Şimdi hüdut diyor ki bizim bir padişahımız var. Biz padişahsız değiliz. Yani kimsesiz değiliz. Nerede söylüyor bunu? Ormanda söylüyor. bunu. Kime? Kime? Bütün kuşlara. Yani yeryüzündeki bütün insanlara. Bir bakıma şöyle düşünün. Peygamberin ya nas der gibi bir ifade bu. Ey insanlar. Tamam ey insanlar Rabbinizi bilin. O zaman şimdi diyor ki bak hüdut diyor ki şimdi benim meselem sizinle olan meselem bir ekmek kavgası değil. Ormanda bir düzen kavgası da değil. Yani ormanda işte çok gürültü yapıyorsunuz. Yani şuraya bir çeki düzen verelim falan bu da değil. Ya işte şu oluyor bu, bu da değil. Mevzu ne? Benim için mevzu sizin Allah'la irtibatınızdır. Şimdi bakınız bunun üzerine özenle durmak lazım. Önemli durmak lazım. Müslümanlık bir insanın Cenabı ı Hak'la ilişkisini o insanın en ciddi meselesi olarak görüyor. Bu o kadar kuvvetli bir meseledir ki bir insanın Allah'la ilişkisi onun varlıkla ilişkisi demektir. Yani var olması, yok olması gibi bir şey. Yani Allah'la ilişki bu demek. Dolayısıyla şimdi Hüdü diyor ki, yani benim için en önemli mesele, en önemli sorun sizin varlıkla ilişkiniz, yani sizin varlık yokluğunuz yokluk meselenizdir. Ama diğerleri ikinci ahalinin durumu vesaire bunlar ikinci meseleler İlk başa dönelim varlık yokluk meselesi bunu anlamamız lazım şimdi bizim diyor bir şeyimiz var diyor bizim e, bir padişahımız var padişahımızın adı Simurktur şimdi bakınız kitabın aslında e, en mühim şifresini biz burada öğreniyoruz. Ve kitap sonunda yani yolculuk bitecek. O yolculukta biz Simurg'u bir daha göreceğiz. Yani arada Simurg yok aslında. Yani daha doğrusu Simurg'un ne olduğunu bilmiyoruz biz. Şimdi Simurg mane olarak 30 kuş demek. Si 30 bu kuş. 30 tane kuş. Ya yani böyle Allah ismi olur mu yani, yani hani, hani 30 kuş diye yani Simurg diye mesela hani hani Şimdi insanlar han böyle çok seviyorlar bu ifadeyi mesela Simurg Simurg falan. Şu 30 kuş. Yani böyle yani Allah adı olur mu ya böyle? Olur. Yani onu onu sebebi var. Yani en sonunda kitabın sonunda bu ortaya çıkacak. Neden Simurg oldu ortaya çıkacak? Ama şimdilik böyle bir şey dedi. Yani nasıl bir şey bu? Mesela diyelim ki Allah ismini söyleyelim. Mesela Allah ismi camidir, tamam mı? Camül ezda, ez, ezdattır ve Camül Esma'dır. Camül Esma demek bütün isimlerini kendinde toplayan demek. Yani mesela Allah ismi dediğimizde biz 99 isim demiş oluruz. Şimdi bu bakımdan 30 demek, yani 30 isimli bir varlık demektir. Hem 30 isimli bir varlık. Şimdi onu üçte bir almış. Yani üçte biri olarak. Yani bizim Rabbimizden de bizim padişahımız simurttur Yani 30 isim sahibidir. 30 vasfı var, 30 niteliği var gibi Peygamber Efendimiz ise bunu bize şöyle anlatıyor. Mesela Allah'ın diyor 99 ismi vardır. Dolayısıyla şimdi bak Allah'ın 99 ismi vardır demek. Yani bir Allah var bir de 99 ismi var değil. Ya Allah o 99 isime bölünen manaların toplamıdır. Tamam mı? Allah o 99 isim var ya yani yani bildiğim şimdi bazı mesela Müslüman alimler geliyor diyor ki öyle bir şey yok diyor 99 diyor Peygamber Efendimiz diyor kinay olarak bunu söyledi diyor. Allah'ın isimleri sonsuzdur diyor. Sonsuzdur. Bizim e, Konya'da Mehmet Ali abi var. Böyle tanıdığım hakikaten en e, hoş insanlardan birisidir. Allah sağlık, afiyet versin. Bugün böyle e, büyüklerimizi iade ediyoruz. Sayın Hoca'dan sonra şimdi Mehmet Ali abi. Eee bugün 35'li galiba 83 yaşında ama hala maşallah yani böyle yani geçen sene falan konuşmuştum işte Ekrem çok zarif bir insan hakikaten bir e, yani Konya'nın bütün asaletin ve bütün nezahetin üzerine taşıyan bir insan. Bana böyle hocam diye hitap ediyor sağ olsun. İşte, o, 8 10 saat çalışıyorum. Lan dedi yani. Kitap kitapla 8 10 saat çalışmak çok uzun bir çalışmadır. Yani kitap çok sıkıcı bir çalışma biçimidir. Yani masanın başına oturuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani sürekli aynı yerde. Yani kalkıp gelseniz falan hani dikkat dağılır falan. Yani masa başında 10 saat o kitaba bak bunu oku bilmem ne falan bir şey yaz çiz vesaire. 10 saat çok büyük bir vakittir. Gerçekten. Yani 83 yaşında insan 80 yaşında neyse. işte 10 saat işte gözlerim biraz şey yapıyor falan gibi yani. Şimdi o Mehmet Ali abi şöyle bir şey söylemişti. Ekrem Hocam dedi, birisinden aktardı galiba. Ee, öyle aklıma kaldı. Ee, birisi de şöyle demişti. Allah'ın sonsuz ismi var. 3-5 tanesini bilene evliya denir. Çok güzel bir sözdür ha. 3-5 yani bu kişinin Allah karşısındaki adziyetini anlatmak için söylenmiş bir cümle. Yani şu ma arafnake hakka marifetike. Biz seni hakkıyla bilemedik ey Allah'ım. Yani kimse yani şöyle düşünün mesela bu benzetme çok az kalır ama yani anlatmak için diyelim. Bir okyanusun içine batmışsın. Ne görebilirsin? Yani ileriye doğru baksan kaç metre görebilirsin? Yukarı baksan, sağa baksan sonra ne Halbuki bir okyanus. Yani ihata edilen sensin. Şimdi orada hiçbir zaman okyanusu ihata edemiyorsun. Çünkü bu okyanus yani bir şey de değil yani. Yani bir şey değil yani. Yani şey böyle tamam Onun için şimdi bazı, şimdi bazı Müslümanlar şimdi hadisteki ifadeyi alıyorlar. Diyorlar ki burada 99 kategori demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle 99 kategori. Yani farklı türlerde esması var demektir. Bazıları sayı şey olarak alıyor. Manayı idrak edemeyiz. Yani esması 99 ama manayı idrak edemeyiz diye söylüyor. İşte bazıları işte esması sonsuzdur diyor. Yani Allah'ın sonsuz isimleri vardır. Ama bizim bilgi dahilimizde olan mesela 99 ismi. Öyle şimdi hani 99. Şimdi insanlar şimdi hani bu konularda ben hani az çok bir şey yazmaya çalışmıştım. Şimdi insanlar bunu tam şey yapamıyor. Yani yani alan 99 ismi sayalım bitsin. Mevzu öyle değil. Allah hakkında bütün bilgimiz oradan geliyor. Yani dolayısıyla yani, yani bir ömür yaşayarak biz onları anlamaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. idrak etmeye çalışıyoruz. Daha önemlisi ahlaklanmaya çalışıyoruz. Şey bu. Şimdi dönelim. O zaman şöyle diyeceğiz mesela Allah var yani bir de 99 ilave ismi yok ya o 99 ismi şu şekilde düşünün mesela diyelim ki 99 kanallı bir göl var 99 tane kanaldan o göle su yağıyor o havuzun ya da o gölün bütünü Allah'tır tamam. tersinden düşünün 99 kanalın çıktığı bir göl düşünün o gölün bütünü Allah'tır. Yani şey bu demek yani yani bu, nedenle en zor isim Allah ismini anlamaktır. Şimdi simurg böyle bir isim. Şimdi bakın şurası çok önemli. Daha doğrusu çok ciddi bir problemdir. Bunu Müslümanlar çok tartışmışlardı, konuşmuşlardı. Şimdi dilde bazı böyle yanılsamalar vardır. Mesela diyelim ki bunlar şimdi Attar söylüyor. Mesela Attar diyor ki şimdi diyor Simurga Simurg bize uzak değil diyor. Mesela şah damarımızdan daha yakın diyor. Ama biz ona uzağız. Şimdi bu dindarlığı anlama bakımından, dini düşünce anlama bakımından çok önemli bir cümledir. Biz, biz Simurg'a uzak değil. şey ya, e, Simurg bize uzak değil. Şimdi i̇bn Arabi bunu anlatırken şöyle der. Ed'u ilallah ifadesi bir mekirdir der. Ne demek? Ey insanlar gelin sizi Allah'a davet edeyim. Allah'a gidelim. Demek bu bir mekirdir. Neden? Çünkü mekir şu demek. Yani cümle bir şekilde söyleniyor ama sen onu tam olarak öyle anlama. Dikkat et demek. Şimdi niye böyle söylüyor? Çünkü mevcut yerden durumdan alıp bir yere götürecek. Halbuki gittiği yerde görecek ki Allah her yerde hazır ve nazır. Ayrıldığımız yerde de o var. Gittiğimiz yerde de o var. Şimdi Attar diyor ki biz şimdi yani problem Yani nereye gidiyoruz? Ve biz Allah'a gitmek ne demek? Şimdi bu çok önemli bir soru. Şimdi Attar diyor ki o Allah diyor Simurg diyor bize şah damarından daha yakındır. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor defalarca. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bakınız şimdi zihnimiz bize oyun oynar. Algımız bize oyun oynar. Mesela ben size şimdi desem ki Allah'ın katı, mesela Allah'ın katından, Allah katından ilim aldı. Zihninizde büyük ihtimalle yukarılar, böyle çok uzak bir yerler gelir. Bu hayal gücüyle ilgili bir şeydir. Mesela, mesela Allah'ın katı neresidir? Tamam mı? Mesela, mesela Allah'a gitmek. Mesela melekler Allah'a çıkar. Bunlar ne demektir? Bunlar yani günlük hayatta yaşadığımız çok ciddi meselelerdir bunlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani insanların bir kısmını mesela böyle ateizme falan düştüğünü düşünmesinin sebebi bu. Bu konularda karmaşıklığı. Kavramlar doğru netleştiremiyor. Bir yere oturtamıyor. Bu nedenle diyor ki herhalde diyor, ateist olduk diyor. Şimdi kavramı netleştirmek lazım. Yani doğru anlatmak lazım ve doğru anlamak lazım. Allah'ın katı şu bu falan. Bunların hepsi bize göre kavramlar. Görelik kavramlar. Allah'ın ka Mesela İbn-i diyor ki o da çok müthiş bir şeydir. Söz ifade eder. Dört melek diyor. Kabe'de toplandı. Bakın şimdi şeyin güzelliğine bak. Biri yerden, biri gökten. Yerden dedi yani aşağı doğru yerden yani dipten yani yerin dibinden. Tamam Biri dip, yerin dibinden, biri gökten ya yani ta yukarılarda. Biri sağdan yani doğudan, biri soldan. Diyelim ki batıdan geldi. Ve hepsi Kabe'de toplandı. Sohbete başladılar. Sen nereden geldin? Rabbimin katından geldim. Rabbi sen ben de Rabbimin katından geldim. Sen ben de Rabbimin katından geldim. E, her, çünkü her yer Rabbin katıdır. Rabbin olmayan bir şey yok ki. Şimdi Müslümanlık böyle bir şey. Anlatayım mı? Yani, yani algının güçleştiği yer burası. Mesela şöyle bir şey olsaydı yani uzaklarda bir yerde böyle bir ilke gibi yani o ilk patlamada işte ortu falan yani orada bir yerde olsaydı biz deist olurduk zaten. Yani orada Müslüman çıkmazdı. Ama gene de işimiz belki kolay olabilirdi. Müslüman'ın problemi şu Müslümanlık her yerde, her şeyde, her durumda hazır ve nazır olan Allah inancından başladığı için anlamak çok zor. Tamam, bunu anlamak çok zor. Şimdi bakınız e Diyorum yani şimdi menkıbeler çok hoştur yani hakikaten. Ee, bu Ferdinand'lar menkıbelerini çok severim ben. Şimdi e, anlatmışsındır burada ve başka yerde de söylemiş olabilirim. Karışıyor konular tabii. E, diyor ki, şimdi hoca çıkmış anlatıyor işte e, ahirete gittiğimizde şu sorulacak bu sorulacak falan filan. Meczup tabii şimdi meczup sıkılır. Yani o kadar soru, 10 tane soru, 15 tane soru falan filan demiş. Demiş, demiş ki, hocam çok uzattın demiş ya o kadar soru yok demiş. Ne var demiş. Çok basit demiş ya, bir tane soru var. Ne? Allah diyecek ki ben seninleydim sen kimleydin? Şimdi soru bu tamam mı? Bakın ayet-i diyor ki, üç kişi varsa dördüncüsü Allah'tır. dört kişi varsa beşincisi Allah'tır. Aşağıya doğru gelelim. 2 kişi varsa birincisi Allah'tır. bir kişi varsa Sadece o da Allah'tır. Yani diğeri gitmiştir. Yani şöyle. Mesela ikimiz buradayız. Üçüncümüz Allah. Sen gittin ben buradayım. İkincim Allah. Ben gittim ama Allah hala burada ve benim gittiğim yerde. Tamam Şimdi paradoks bu demek. Yani paradoksal düşünme bu demek. Yani şimdi insan bunu anlayamıyor. Neden? Kendisiyle beraber her şeyin gittiğini zannediyor. Yani ben buradan gidince sanki varlık benimle beraber başka bir yere gidiyor zannediyorum. Halbuki öyle değil. Burası ben, ben sizde var olmaya devam ediyor. Varlığın sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Yani temel şeyimiz bu. Devam edelim şimdi bakınız. Şimdi bu at yani Hüdü diyor ki ben sizi buna yani bu simurga çağıracağım. Buna geldim. Benim derdim o. Ona gel. Nübüvvet kelimesinden açıklıyordum size. Şimdi nübüvvet kelimesinin iki tane manası var. Bir nebve Yükseklik demek veya nebe yükseklik demek yani yüksekten. Ondan sonra <laughs> ikincisi inba maslarına bu da haber demek. Ben şahsen hep şunu arzu etmiştim bir yani, yani bunu birkaç yerde yazdım. Bence en doğrusu şu yüksekten haber getirmek demek olması lazım yüksekten. Fakat şimdi bakınız fakat bu yüksek zihnimizde oluşan yanılsamadaki o yüksek değil. Yani mesela şuradaki yüksek değil. Fiziksel bir mekan olarak yükseklik değil. Ya bu yükseklik senin ve benim algı dünyamdan, heva ve hevesimizden, beşeri vasıflarımızdan, zaaflarımızdan münezzehlik ve müberralık anlamında yüksek. Yani beşeriliğimizin kirletemediği bir yerden bu bilgi geldi. Aslında bu bu demek. Yani nübüvvet bilgisi bu demek. Beşeriliğin yani misal olarak söyleyeyim şimdi bir örnek vereyim size. Diyelim ki İslam miras bahsinde hani kadına iki şey bir erkeğe iki verdi diyelim. Tamam. Bunun böyle bir cari hüküm olduğunu yani şey kesimi hüküm olduğunu düşünelim. Şimdi ben bunu anlatıyorum size. Şimdi ya böyle olur mu şöyle olur mu işte şundan dolayı mı oldu bundan dolayı mı oldu falan. Bunların hepsi safsata. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Bu hükmü koyan kimsenin heva ve hevesine bakmadan kimsenin yani senin malın artsın, seninki eksilsin falan filan şöyle bunlar demeden hükmü hüküm olarak ortaya koydu. Şimdi dolayısıyla burada bir tarafgirlik olmaz. Yani sen ve ben yokken yani şunu gibi düşünün. Mesela diyelim ki e, şimdi bu koltuklar bize göre yapılmış geldik oturuyoruz falan. Bir de şimdi dağa gittik. Dağ işte tabi nedenlerle orada oturma yerleri oluşmuş. Gittim bir kayanın kenarına sen oturdun, diğerine ben oturdum. Ama güzel güzelmiş, rahatmış dedin, tamam mı? Şimdi vay be ne güzel yapmışlar. Senin için yapmadılar. O öyle yapıldı yani. Şimdi nübüvvet demek yani evet hüküm bize geliyor ama bizim heva ve hevesimize göre, bizim tartışmalarımıza göre, bizim kavgalarımıza göre değil. Biz Bizim kavgalarımız, bizim heva ve hevesimiz dikkate alınmadan yukarıdan gelen bilgi demek. Bunu anlatmak için dinde Peygamber Efendimizin ümmi olduğu bize söylendi. Ümmi ne demek? Ümmi yani bu sürece katılmayan bilgisiyle, düşüncesiyle, zihniyle bu sürece katılmayan Allah'tan geldi. Allah bunu böyle vazetti. Bitti gibi. Şimdi hüdüt diyor ki ben diyor bu kişiyim diyor. Yani benim sizinle derdim bir kavgam yok. Ama padişahla sizin bir meseleniz var. Nedir bu mesele? O kadar yakın ki size. Bak o kadar yakın ama siz bunun farkında değilsiniz. Diyeceksiniz ki şimdi. Şimdi burası biraz özel bir daha doğrusu ince bir mesele şu bakımdan. Eğer yani demek isteyecek ki Şimdi bunca yakın olanı bilmiyorsak aslında biz bir şey bilmiş olmayız. Yani bize bu kadar yakın olanı ve bu kadar asli olanı yani gerçek olanı biz bilmiyorsak aslında biz bir şey bilmiş olmayız. Bu durumda şimdi hepimizin adı yani Allah bilmediğimiz sürece hepimizin adı cahil. Çünkü en yakın olanı bilmiyoruz. Şimdi bu kez hüdüt bir muallime dönüşerek kuşları muallim adına öğretmeye Çalışacak. Yani yani arkadaş bak herkes şah damarına baksın. Yani herkes. Yani böyle şimdi insanların. Bakınız. Böyle bir şey vardır yani. işte insan içine dönsün. işte kendine bak. Vicdanı falan filan. Ben bu cümleleri hiç sevmem yani. yani hakikaten hiç sevmem. Yani mevzu bu değil yani. Çünkü yani böyle bir şey. Yani bu, bu da bir kaçamak yani. Mevzu bu değil. Mev, mevzu şu. Şimdi Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah bütün varlığı dolduruyor. Değil mi? Onu anlamadığımız sürece biz aslında hiçbir şey anlamamış oluruz. Hüdudun demek istediği şey bu. Şimdi bir başka noktaya gelelim. Şimdi hüduda çağıracak. Konuşma devam ediyor. Hüdudun simurga çağırma konuşması devam ediyor. Kuşlar da böyle dinliyor diyelim. Önümüzdeki hafta şeye başlayacağız. Yani Allah nasip ederse tek tek kuşların konuşmalarına başlayacağız. Biraz hızlı gideriz belki. Neyse. Şimdi diyor ki kitabın bence en önemli yani ana fikri bakımından en güçlü kısımlarına bir tanesi burasıdır. Yani şu söyleyeceğim bahistir. Diyor ki şimdi bu Simurg diyor şöyle bir şey diyor. Bir gün Çin semasında uçarken kanadından bir tüy düştü. Cümle alem o tüyün güzelliğine aşık oldu. Ondaki renklere aşık oldu. Yeryüzündeki kavgaların sebebi budur. Şimdi normal yani, yani ne yani ne anladık? Ne anlaşıldı? Çok zor bir cümledir bu. Yani normal şeyde hakikaten çok zor bir cümledir. Ve tek başına böyle attardan hareketle bunu anlamak çok zor. Başkalarına gideceğiz. İbn Arabi'ye gideceğiz. Konevi'ye gideceğiz. Başka mutasavvıflar, başka düşünülere gideceğiz falan. Yani belki oradan anlayabiliriz. Mesela yani Mesela Çin semasında uçuyorken kanadından bir tüy düştü. Yani ne oldu? Çin seması ne? Yani ne oldu? Yani? Tamam mı? Şimdi bakın. Bir. Bu kuş Çin semasında yani herhangi bir bölgenin semasında değil. Bütün bölgelerin üzerinde bir bölge olarak Çin semasında uçtu. İki. Herkes onu gördü. Şimdi burası yani herkes onu gördü cümlesi Müslüman düşüncenin bir kanadı bakımından çok önemli bir cümledir. Hangi kanadı bu? i sünnetin bir grubu İbn-i Arabi Sadreddin Konevi ve onun takipçileri bir bunlar Muhtezzel'in de bir grubu. Bunlar diyor ki yani insan dediğimiz varlık idraki olduğu sürece, aklı yerinde olduğu sürece, mesela şu var mıdır yok mudur, hani bundan kuşkuya kapılabilir de, ama neticede kuşkuya kapılan bir ben olduğunu kabul edip, ben var mıyım yok muyum diye kuşkuya kapılmadığı sürece, Allah'ın varlığından tereddüde düşmez. Bunu savunuyorlar. Yani hakikaten yani diyelim ki hayatımın önemli bir kısmı bu sorunla geçti yani. Bu sorunla uğraştım. Yani insanlar varlıktan tereddüt etmedikleri sürece var olmadan şimdi e ondan da ondan da edebilirlerse konuşma biter. Yani varlıktan yani ondan da kuşkuya kapılıyoruz dendiğinde var, konuşma yani konuşacak bir şey yok o zaman. Ama varlıktan kuşku etmiyoruz. Tamam yani hani o kadar ki mesela e, şimdi bazen böyle, hani konuşuyoruz diyor Haydi, şu masa mesela gerçek. Şimdi masanın gerçek olmadığını herkes biliyor. Bu, 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 değil yani mesela biraz sinirleneyim masa falan görmem yani. Yani duygularım biraz değişsin. Yani ateşim 40 ve 40 dereceye çıksın masa görmem yani. Yani duygularım yanılabilir. Şimdi daha gerçek yani daha hakiki olarak yani varlık diye bir şey var mı yok mu? Şimdi bunun tartışmaları var. Uzun felsefe konu girmeyelim. Şey diyor ki şimdi <laughs> bu İbn Arabi vesaire bu kanat diyor ki kişi diyor İbn Arabi şeyle Ferdin Attar aynı dönemde yani 1220'lerde öldü şey. Ee, Attar İbn Arabi 40'larda. <laughs> şimdi diyor, e, insan diyor varlıktan tereddüt etmediği sürece Allah'tan tereddüt etmeyecektir. E, şimdi bir bakıyoruz öyle değil. Yani ortalık ateist dolu. Yani şimdi adam ben ateistim diyor ben şimdi ona diyorum ay değilsin diyorum. Değilsin vallahi diyor. yani, sen ne olduğunu bilmiyorsun diyorum ben. Şimdi bu komik, komik yani. yani. Durum komik yani. Tamam mı? İbn Arabi diyor, öyle değil diyor. Peki nedir problem? Problem şu. Bir o adam gerçekte tam olarak ne düşündüğünü aslında kendisi de bilmiyor. Yani tam olarak ne düşünüyor? Yani yani ona sorsam mesela yani hayatındaki pek çok şeyi başka türlü anlatabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani yani sana hastalıklarınızı anlat desem yanlış anlatırsın bana. Düşüncelerini anlat desem ya mesela filanca çok iyi birisidir. bir başka şey o iyi değilmiş kötüymüş filan diyebilirsin yani. Yani demek ki bir şeyin de yok. Yani gerçek konuşmuyorsun yani kendin yani şöyle diyelim kendini çok derinden dinlememişsin yani ne düşündüğüne dair bir kanaatin yok. Sadece mevzuyla ilgilenmemiş olabilirsin. Ya şimdi diyelim geçen bir uçak şeyi oldu. Şimdi o esnada mesela adam ne düşünüyor? Yani uçak gidiyor. O esnada ne düşünüyor? Tamam? Veya işte denk yani acı bir haber alıyor biliyorum. O esnada ne düşünüyor? Tamam? Yani bir şey olması lazım. Yani ortada bir şey olması lazım. Yani bu yani Allah'a iman demek yani 24 saat böyle yani zihnimiz bir cismi görür gibi onu görmüyor ki. Şimdi bir insanın yani e, mesela ben inançlıyım demesi ya ben Allah'a inandım demesi ne kadar zor bir konuysa ben inkar ediyorum demesi de o kadar zor bir konudur. Yani yani bunu böyle hani ben böyleyim demek de böyle hani kabul edilecek bir şey değil. Devlet bunu söylüyor. Yani bir adama yani bakmamız lazım. Yani gerçekten hani reddediyor mu etmiyor mu? Ve bunu hayatın farklı alanlarına bakmak lazım. Şimdi <laughs> bir şey söyleyeyim size. Bir gün şimdi insanların böyle bir birbirlerine baskısı var. Yani böyle bir mahalle baskısı. Hakikaten yani ortak dilden dolayı insanlar çoğu zaman kanaatlerini gizlerler. Yani hakkında şunu derler, bunu derler filan. Şimdi e, <laughs> Irak'tan ve şeyden ve Irak'tan da galiba iki üç tane şey gelmişti. Profesör gelmişti. Bir arkadaşın odasında. Şimdi Arapların böyle bir selefi damarı var. Ben de şimdi hani biraz böyle şey yapmak için dedim ki e, Abdülkadir Gelen'in türbesini ziyaret ettiniz mi dedim. Dedi ki eee biz de öyle türbe emir bey inanmayız dedi. Derdim bırak dedim şimdi inanmadım. Yani gittiniz mi gitmediniz mi dedim. Ya dedi, biz de inanmayız dedi falan şimdi. Yani ben, yani ben mevzu şey böyle akide gibi. Ya ben de şimdi yani üzelen üzerine gidiyorum. Yani ya gittiniz işte aklıma yani kim geliyorsun işte fayda var diyorum mesela. Gittiniz mi diyorum falan işte. Yani türbeleri ziyaret ettiniz mi i̇şte, işte. zikre katıldınız mı falan tamam şimdi. Bizi öyle şeylere inanmaz. Yani şimdi kızıyor falan. <laughs> Şimdi ikisi de şey yukarı yani birisi biraz daha munis söylüyor ama o da yani ben de inanmıyorum diyor. Şimdi öteki biraz daha şey falan. Yani hakikaten yani aynen şöyle oldu hadise. Bir tanesi çıktı. Diye dedi ki, ben dedi, ben şeyhim dedi. <laughs> Şimdi ben onun yanında söylemek istemedim dedi. O gitti. Yani bu kez o işte abdest alanında bir şey için çıktı. Diğeriyle gel ona konuştu. Şimdi baş, Şimdi bir insanla baş başa konuşmadan onun ne düşündüğünü asla anlayamazsın. Ha, o diğeri geldi dedi ki, o gerçi biraz daha şey yani hani kendi içinde tutarlı. Ya dedi gittim dedi yani türbeye gidiyordum dedi yani falan dedi ama şimdi burada da söylemek istemedim dedi. Şimdi baş başa kalınca <laughs> dil değil yani ikisini yani yani beş dakika içerisinde olan hadise bu. Ondan sonra yani diye halbuki şimdi bak o, o bil, şimdi ben tabii diyemedim yani ya ne, ne çekiniyorsun adam nakşi beni şeyi diyemedim yani söyleme dedi bana. Şimdi <laughs> birbirlerine meçhul kaldılar yani hani şey böyle. Şimdi bunun için bakın bunun için İbn Arabi'nin demek istediği şey budur. Bir kişiyi tenhada dinlemeden ne düşündüğü hakkında karar vermeyin. Bunu biraz daha ileri taşıyalım. Tenhada dinlemeyi. Yani bir adamı mesela korku halinde görmeden, bir adamı ne bileyim hani umut halinde mesela bir şey çok arzu ediyor. Orada görmeden işte bek falan yani değişik hallerde yani yani daha gerçek, daha sahici bir insan olarak görmeden o insan hakkında hüküm vermeye gerek yok. Kendisi ne derse desin. Şeyin doğrusu bu. Yani İbn Arabi dediği şeyin bence doğrusu bu. Bu herkes için geçerlidir. Yani siz de mesela abla siz de kendiniz için hani hüküm vermeyin. Ben de kendim için veya ben de sizin için, siz de benim için hüküm vermeyin yani. Çünkü İnsan en yani nasıl ki dışarıya baktığımızda mesela şunu anlatırken ben şimdi derim ki işte biraz renk şey problemim vardır. ...işte mavidir, şudur, budur falan bir şeyler söyleyebilirim. Ya bunu yapan gelir ya ne kadar yanlış bakmışsın ya bunun özelliği şudur, budur falan çok daha derin bilgiler verebilir. Nasıl ki dışarıdaki nesne için böyle bir durum söz konusudur, kendimiz için de aynı şey söz konusudur. Yani nasıl ki mesela bir mesela dışarıdaki bir adam hasta mıdır değil midir bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Kendimiz için de aynı şey geçerlidir. Yani zihnimiz bize bir başkası kadar yabancı kalabilir. Duygularımız bize, düşüncelerimiz bize bir başkası kadar mesafeli olabilir. Bu nedenle şimdi İbn Arabi'nin demek istediğini ben birkaç yazıda bunu böyle anlatmaya çalıştım. İbn Arabi'nin demek istediği şey şu. Yani hele bir dur bakalım. Yani öyle aceleyle yani ben inanmıyorum falan bir dur bakalım. Yani senin mesela şurada bir görelim, çarşıda bir görelim. Pazarda bir göre bu sadece şeyle ilgili değil. Değil mi? Ahlakla ilgili de böyle. Mesela ahlakla değil. Ben çok ahlaklıyım. Ya bir dur bakalım alışveriş yaptık mı? Yolculuk yaptık mı? Sinirlendin mi? Normal şartlarda herkes iyidir. Yani ayağına basıldı mı? Bağırdın mı? Çağırdın mı? Tamam mı? Yani, yani kışını gördük mü? Yazını gördük mü? Bağırını gördük mü? Mesela ben parayı hiç önemsemem. Para gördük mü sende? Bir dur bakalım yani. Belki önemsersin. Şimdi yaşanmamış şeylerin iddiası olmaz. Yani yaşanmamış. Yani henüz yaşamamış, yaşanmamış. Yani o sınavdan geçmedik. Ben şu de, denmez. Yani boş konuşma. Gevezelik. Onun için şimdi İbn Arabi bence çok hoş bir şey ye bizi katıyor yani taşıyor. Yani demek istiyor ki yani ey insan yani herkes kendisi hakkında ölçülü olsun. Yani böyle hani ben bilmiyorum şey pardon ben kabul etmiyorum. Tamam. Veya tersi. mesela ben kabul ediyorum. Bir dur bakalım ya. Biz kendimizin kabul ediyoruz cümlelerini bile zanni kabul ediyorken Karşı taraflarını kabul etmiyoruz cümlesiniz. Gerçek kabul etmeye hiç gerek yok. Yani hiç gerek yok. Şimdi bakınız. Devam edeyim. Dedim ki. Şimdi birinci mesele bu. ikinci mesele şu İbn Arabi. Diyor ki. Adam şimdi kabul eder de. Senin kabul ettiğinle onun kabul ettiğin ifade düzleminde farklılaşır. Bu o adamın kabul etmediği anlamına gelmez. Bu konudaki meşhur örnek bu Mevlana'nın şey örneğidir üzüm örneğidir. Tamam yani şimdi dört kişi çalışıyor. Bir para ortada bir para var. <laughs> Tabi hikayenin ortaya çıkabilmesi için böyle bozuk para falan olmaması gerekiyor. Şimdi birisi diyor ki üzüm alacağım. Öteki diyor ki engür alacağım. Öteki diyor ki inep alacağım. Belki diyor bilmem ne alacağım falan diyor. Şimdi kavgaya tutuşuyorlar. Oradan birisi geliyor diyor ki, ne istiyorsunuz? Şunu şunu şunu. Adamın özelliği şu. Adam dört dili biliyor. Parayı alıyor gidiyor üzüm getiriyor. Herkes ben bunu istiyordum diyor. Tam ben bunu istiyordum. İbn-i diyor ki kavramlarımız farklı olabilir. Mana birse sorun yok. Yani aynı şeyi kastediyoruz sorun yok. Bazen tabi bundan daha tehlikeli olan bir şey vardı. O da şu mesela bugün Müslüman toplumların yaşadığı krizlerden bir tanesi bu. Bugün mesela lafız bir manalar farklı. Allah diyoruz ayrı ayrı şeylerden söz ediyoruz. Peygamber diyoruz ayrı ayrı şeylerden söz ediyoruz. Kitap diyoruz ayrı ayrı şeylerden tamam mı? Müslümanlık diyoruz ayrı ayrı şeylerden söz ediyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu lafız bir mana farklı. Bu kötü. Ama ma lafız farklı sen şunu diyorsun ben bunu diyorum. Mesela şimdi İbn-i Arab diyor ki mesela Türkler diyor Allah diyor Tanrı derler diyor. Farisler Huda derler diyor. Habeşiler Vak derler diyor. Frank diyor. kreatör derler diyor. kreatür yani yaratıcı yaratı anlamda tamam mı? Kreatör derler diyor. Olabilir diyor. Yani, yani bunlar diyor farklı farklı şöyle işler diyor. Mana bir ama. Mana bir. En kötüsü tersi. Lafız bir. Mana çok. Ben anlatıyorum Ne anlıyorsun? Sonsuz bir rahmet anlıyorum. Sen öfkeli birisin. Sen öfkeli... Şimdi olmaz. Bunların biraz bir... bir e, yani mananın birbirine yakın olması lazım. Birbirine nasıl yakın olabilir? Nübüvvet üzerinden yaklaşabilir. Yani hep yani ben kendimkini seninkine benzeştirmeye çalışırsam bu olmaz. Ama ikimiz birden peygamberin söylediğine benzemeye çalışırsak buradan manalar birbirine yaklaşabilir. O zaman şimdi İbn diyor ki prensibimiz şu cümle. Herkes Allah'ı kabul ediyor. Tereddüt eden yok. Kuşkuya kapılan yok. Herkes kabul ediyor. Lafızlar farklı. Biri şunu diyor, biri bunu diyor. Peki, e o zaman ne sorun ne? Sorun burada başlıyor. Çünkü dinin meselesi Allah'ın varlığını kabul etmek değil ki. Dinin meselesi Allah'ın varlığını kabul ederek doğup o inanca göre yaşayıp yaşamamak meselesi. Yani bizim hayatımızda şimdi bugün diyeyim hani tezi matezi falan çok konuşulduğu için çok önemli yer tutuyor ama esas mesele bu değil. Esas mesele o inanca göre yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz? Sorun bu. Buna tevhid denir. Yani o inançla bizim ilişkimiz Allah'ın varlığıyla bizim ilişkimiz meselesi tevhidte ortaya çıkar. Dindarlık, dini hayat tevhid üzerine kuruludur. Şimdi dönelim şeye tekrar. Attara dönelim. Attar diyor ki biz diyor şey, insanlar diyor Şeyden uçarken Çin semasından uçarken şeyi gördüler. Simurgun kanadından bir tüy gördüler. Bir bakın. Herkes gördü. Görmeye yok. Herkes gördü. İki güzelliğine aşık oldu. Şimdi bu şeyde felsefe de kelamda bir şey vardır. E, yetkinlik delili. Yani mesela insan içini böyle bir mükemmellik fikri vardır. Bu nereden gelir? Tanrıdan gel, gelir diye böyle çok kullanılmayan çok şey olmayan bir deli şeydir delil biçimidir yani çünkü tabiatta bir mükemmellik yok nereden geliyor içimizde demek ki bu tanrı şeyinden geliyor falan gibi yani böyle bu suflerin görüşüne çok uygundur içimiz mesela içimizde bir güzellik şeyi var bir türlü tatmin olmuyoruz al bir araştırıyoruz mesala bir e ee, bir şu yahudi başbakan vardı bu bizim cumhurbaşkanımız hani tartıştı adam onu dinliyordum şeyden. Daha nasıl öldüğünde ee, bir Amerikan televizyonun birisinde bir şey vardı, bir röportajı vardı. Onu vermişti şey, onu dinliyordum ben de. Diyor ki, e, bir Yahudi diyor, gerçek bir Yahudi diyor, tatmin olmayan Yahudidir diyor, insanlar diyor. Yahudiler diyor, insanlara diyor, tatmin olmamayı öğretmişlerdir diyor. Ben bu söze katılıyorum. Ama ben buna Müslümanlığı da dahil ediyorum. Doğru bir Müslüman tatmin olmayan bir Müslümandır. Yani mutmain olmaz o. Fakat tatmin olmamak demek aç yani dünya malıyla ilgili bir aç gözlülük değil bu. Yani dünya malına dönüp şey değildir. Nedir o? Bir Müslüman öyle bir hakikate inanır ki bütün bu gördükleri o hakikatin karşısına değersizleşir. Dolayısıyla doymaz, tatmin olmaz. Yani bütün dünyayı versen tatmin olmaz. Çünkü daha büyüğünü gördü. Hatta Attar'ın ifadesiyle söyleyelim. Daha büyüğünü bir kural için terk etti gitti. Yani Adem cenneti terk etti gitti yani hani yani yani bir şey yani bir şeye geldi yani terk etti gitti yani tamam mı? Şimdi nereden gidiyor? Çünkü içimizde daha büyüğü var. Yani bundan daha iyisi, bundan daha büyüğü var ve ona ulaşabiliriz. Bu beklenti var. Şimdi Attar diyor ki bu nereden geliyor? Bu Simurg'u görmüş olmamızdan geliyor. Yani biz mesela öyle bir güzelliğe aşinayız ki yeryüzündeki bütün güzellikleri görsek yani eh, önce biraz heyecanlanırız çok iyi, şu bu falan olursa biraz bıkarız yani. Çünkü daha güzelini gördük. Yeryüzündeki bütün nimetleri bize verseler bıkarız. Çünkü daha iyisini biz tattık. Yani bu bakımdan şimdi insanın doyumsuzluğu İnsanın e, mutmain olamaması ve insanın bıkması, insanın işte sürekli bir arayış üzeri olması fıtratında Allah hakkında taşıdığı bilgiden gelir. Attar'ın bakış açısı. Öyleyse şimdi şimdi kime çağırıyor bizi? Gördüğümüze çağırıyor. Yani fıtratımızda aşina olduğumuz gördüğümüze çağırıyor. Yani hüdüt buraya çağırıyor. Bunun delili ne bizde? Delili huzursuzluğumuz. Hem delili sıkıntımız. Yani bir türlü karar kılmıyoruz. Yani onunla kavga ediyoruz, bununla kavga ediyoruz. Yani hani ona da da itişiyoruz, buna da şu Yani bir türlü yani yani ancak böyle hani büyük bir terbiyeden geçerek yani hani aman önüne bak, sağa dönme, sola dönme falan ancak böyle uslanıyoruz. Niye? Çünkü huysuz bir varlığız. Yani huysuz yani böyle şımarık ve belki de arsız bir varlığız. Yani bir türlü şey yapamıyoruz yani tamam mı? Neden? Çünkü acayip güzel bir şey gördük yani. harika bir şey gördük tamam mı? Ve sadece sen değil ben de gördüm. O zaman şimdi tatminsizliğimiz, mutmainsizliğimiz gördüğümüzden kaynaklanıyor. Yani iyi bir şeyden kaynaklanıyor. Şimdi hüdudun elindeki en önemli delil bu olacak. Yani bak bu şimdi İnsan mesela bu huzursuzluğu örtecek hayatta. Yani gayet düzenliyiz, şöyleyiz, böyleyiz. Tek derdim var işte çocukları evlendireyim, şunu yapayım, bunu falan filan. Ama başka bir takım gayeler, gayeler belirleyecek. Attar diyecek ki öyle değil. Sen gördün. Tamam kanadı gördün. Kanadından düşen tüyü gördün. Huzursuzluğun buradandır diyecek. Öyleyse şimdi toparlamış olalım yani bugün itibariyle. Öyleyse şimdi Feridun Attar bizi ee, gördüğümüze çağırıyor. Aşina olduğumuza çağırıyor. Mehmet Akif'in zaman zaman burada atıf yapmışımdır. E, ee, bir şiir var. Böyle bestelenmiştir o şarkı. Ee, şöyle. Ezelden aşinanın. Ezelden hem zebanımsın. Beraber ahde bağlandık. Ne de olsa yarı canımsın galiba yani hani ben şimdi hafif yani ben şiirleri bozmadan okuyamam yani ee, ondan sonra e, Asu şey bulup oradan okuyabilir misin? Bak ezelden aşina hanım yani bestesini mi bilirim de şimdi kamera var söyleyemem. Dinletme de söyle oku. Yani şeyde böyle televizyonda böyle başarılı televizyon oluyor mesela bir şarkıyı söylüyor oradan yönetmen onu giriyor falan yani biz mas yaparım da. <laughs> 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 Hem var mı? Yani aynı dil yani. Aynı dil konuşuyoruz. Ah ne, yapsan, ne yapsan değil. Ne de olsa olması lazım. kalmasın Ferda'ya Ferda'ya bir de söyle kalmasın Ferda ha, Ferda'ya diyor tamam doğru ha, tamam. <laughs> ondan sonra müthiştir yani şöyle yani bence teknik hatalar var yani ee, ya bu meslek ya Rabbim ya Resulullah şimdi Mehmet Akif'e durduk yerde hat yani beraber ahde bağlandık olmaz ya yani beraber ahde bağlandık bu biraz böyle mutezili cümle gibi olmaz beraber ahde bağlanmadık Cenab-ı Hak'la. Yani Cenab-ı Hak bize taahhütte bulunmadı. Bize bir şey söz vermedi. Bizden söz aldı. Çünkü bizi var etmiş olması bize ihsan olarak yeter. O var etme ihsanı karşılığında rububiyetini ikrar ettik. İlave bir söz vermedi. Yani şöyle olmadı yani. Siz şunu yaparsanız ben de sizi cennete koyarım böyle bir şey olmadı. Bu mutezlerin cümlesi. Buna vaat ve vaid denir. Burada şimdi <laughs> Ne Allah kanı rahmet eylesin. Ee, ondan sonra bence şey doğru ele almamış oraya ama atıf yaptığı yer doğru. E, ya elest kavram, elest bezmine atıf yapıyor. Ondan sonra yani Cenab-ı Hak'la ezeldeki şeyimize yani irtibatımıza şey yapıyor. Ezelden aşinayım. Yani seni ta ezelden tanıyorum. ama yani burada tanımadık yani. Biz seni burada bulmadık tamam mı? Yani buraya gelirken seninle gelmiştik ve senden gelmiştik. Ondan sonra ezelden hepsi yani aynı değil yani yani beraber yani konuşuyorduk yani mesela yani bütün dilleri sen halikisin her şeyi sen bilirsin yani şeyimiz oradan yani bilgimiz oradan geliyor şimdi gönlümde esrarın yani ben doğarken senin sırrını kalbimde getirdim yani bu bilgi kalbimde getirdim yani şimdi yani şarkı yani böyle dinlerken tabii az çok manasına da hakim olmak lazım Ondan sonra ee, şimdi bakınız e, işte beraber ahde bağlandık. Orası bence yanlış. Son kısmını söyleyip bitirin. Geley an, kalmasın ferdaya didarın. Ferda yarın demek. Yarın ahiret demek. Tamam. Şimdi ahirete niçin yarın derler? Bunun iki nedeni var. Bir, ahiret gelecek bir zamandır. Prensip şu, kullu at Gelecek olan her şey yakındır. Birincisi bu. Yakın olduğu için. İkincisi bu şiirleri söyleyen kişiler bu düşünceleri anlatan kişiler için ömür üç gündür. Yaşanmış dün gelme ihtimali olabilen, yani olur ya da olmaz yarın yaşadığımız bugün. Tamam. Ferda yarın. Mesela olmayabilir yani kıyamet olabilir. Anladın mı? Yani bunu Biraz daha böyle işi şey yapanlar üç günü üç nefese indirirler. O biraz fazla gelir. Yani ona gerek yok. Bunun için mesela Müslüman veya Arif kişi neyse İbnül Vakt olarak tavsif edilir. Yani yaşadığı vakti dolduran adam ne geçmişi savrulan ne geleceğe uzanmaya çalışan. Çünkü geçmiş ve gelecek andan kaçmanın çareleridir. Halbuki mesela çok arzuladığımız gelecek geldiğinde gene orada olmayacağız. Orada da bir geleceğe gideceğiz. Yani aslında hiçbir zaman gerçek zamanda bulunmayacağız. Bu nedenle yani şunu gibi düşün. Mesela diyelim ki hani şimdi Türkler hani siyasi olarak şimdi gelişiyorlar Mesela diyor ki mesela Bursa'dan buradan Edirne'yi bir alalım. Şimdi Edirne'yi alıyorlar. Bu kez Edirne ile ilgili hiçbir hayalleri kalmıyor. İstanbul falan. Şimdi böyle gide gide hiçbir şeyi mamur edemezsin yani gibi olur. Şimdi yarın mesela yarına bir gelelim. Yarına geliyorsun bu kez öbür gün ama yarında olduğunu unutuyorsun. Bunun için şimdi akıl, akıllı olmak, arif olmak anı doldurmakla ilgili müteala edilmiş. Şimdi şey diyor ki Akif diyor ki kalmasın ferdaya didarın. Yani ya Rabbi sen kavuşmamız yarına kalmasın. Dünya hayatında biz seni görelim. Buna ölmezden önce ölmek denir nokta. Buyurun. Şimdi tüy Cenab-ı Hak hakkındaki cüz'i bilgimizi temsil ediyor. Cüz'i bilgimizi. Cüz'i. Yani Cenab-ı Hakk'a dair bütün bilgimiz yok. Yani mesela diyelim ki yani filin mesela bir fil gibi düşünelim. Mesela herhangi bir hakikati. Filin mesela hortumu. Filin ayağı. Filin herhangi bir parçası. Cüz'i bilgi. Yeryüzündeki varlık sebebimiz o cüz'i bilgiyi bir tohum gibi olan o bilgiyi çoğaltıp bir ağaca dönüştürmek. Tamam. mi? bu. Şey, eyvah. Önümüzdeki ay Allah ömür verirse görüşmek üzere. <laughs> Allah'a emanet olun.